kardeşlerimizden İrtihat Dağar Bakar Derne Rahmetullah Aleyh Mecmai'nin farsaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziya'nın Gümüşhaneli üstazları, üstazlarımız müşahedelerimizin bazı ruh ve dersimizden kardeşlerimizin geçmişlerini huzurun Ali Bayram Beyliği Hazretleri ve civarında olan Rahmetullah Aleyh Mecmai'nin bu aziz vatanın bizlere hediye için canlarını lezzeden sıkıntıları giden şiveler kapıza atın. Şöyle geçsin. Bakın yaslamak istiyorsan atın. Şöyle geçiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki Raif-i bil menami, ben uykuda imraateyni, iki kadın gördüm ümmetimden uykumda, rüyamda iki kadın gördüm. Vahide, o ikisinden birisi tetekellemu, konuşuyordu. Evet. Ve duhra la tetekellem, ama öteki konuşmuyordu. Kiltehüme min ehli cennet. Gördüğüm iki kadın da cennet ehlindendi, cennetlik idi. Evet, rüyadan söz ediyor Peygamberimiz. Peygamberlerin rüyası vahidir, kesindir, hiç şüphe yoktur. Çünkü tüm peygamberler masumdur. Allah Celle Celaluhu tarafından seçilmiş insanlardır. Günah işleyemezler, Allah korumuştur. Ufak tefek sürüşmeleri var. Ama bizim yaptığımız anlamda, diğer insanların yaptığı anlamda günah işlemezler, masumdurlar. Tüm peygamberler rüyaları da onun gerçektir. Şeytan onların şeyine giremez. Rüyalarına da giremez. Bizim rüyalarımız da iyidir. Peygamberimiz öyle buyuruyor. Rüya vahiy müjdelerinden bir müjdedir diyor. Ümmetime de verildi. Şimdi rüyanın bizde gerçek olması için hastalık olmayacak. Ağrısızlık olmayacak. Kafanda sabit fikir olmayacak. Böylece yorgun olmayacaksın. Normal şeyinde olacaksın. Ölçülerinde. Böyle uyuyacaksın. Dinlenmiş vaziyette sabaha karşı gördüğün rüyalar güzeldir. Müminlere Cenab-ı Hakk'ın olacak şeyleri haber vermesi müjdesidir veya haber verme uyarısıdır. Ancak rüya %100 hemen dayanılacak şey değil bizim açımızdan. Çünkü biz peygamberler gibi masum değiliz. Bizi şeytan aldatabilir, rüyamıza girebilir. Onun için rüyalar arz ettiği gibi böyle sağlam olacak bir. İkincisi de önce biz aklımıza, Kur'an'a, sünnete dayanacağız. Onlara göre hareket edeceğiz. Rüya yardımcı delildir. Ama bir müjdedir, bir işarettir. Çünkü bazıları hepten rüyacı oluyor da ondan söylüyorum bunları. Evet, rüya vardır. Fakat hepten rüyacı olamayız. Esas Kur'an, sünnet, aklımız, Allah bunları kıymetleri vermiş. Onlara dayanacağız. Rüya da bir ipucudur. Ve bir önemli iş yapacağımız zaman namaz kılarız. Allah'a danışırız, sorarız, rüyada gösterir Cenab-ı Hak. Bu sünnettir, bu vardır. Evet, şimdi peygamberlerin rüyası kesin olduğu için bu vahiy. Ben diyor rüyamda, tabi rüya Kur'an'da var. Yusuf Aleyhisselam, rüyası var, İbrahim Aleyhisselam, değil mi? Rüyaları var. Bunlardan bahsediliyor. Burada da ben diyor rüyamda iki kadın gördüm. Birisi konuşuyordu, diğerisi konuşmuyordu. Evet, birisi konuşuyor, diğeri konuşmuyordu. وَقُلْتُ لَهَا اَنْتِ تُكَلِّم۪ينَ Konuşana dedim, sen konuşuyorsun. وَهَذِ اِلَا تَتَكَلَّمُ Ama bu konuşmuyor diye sordum. Konuşana dedim ki, sen konuşuyorsun ama bu konuşmuyor. فَقَالَتْ Evet, konuşan dedi ki, اَمَا اَنَا فَوْسَيْتُ وَهَذِي مَاتَتْ بِلَا وَصِيَّا لَا تَتَكَلَّمْ بِلَا يَوْمِ الْقِيَامَةِ İşte burası bizi ilgilendiriyor. Ben diyor, öleceğimi, bir gün öleceğimi hatırladım.
benden sonra benim işte alacağım, göreceğim var, yapmak istediğim fakat yapamadığım şeyler var. Bunlara dair ölüm ansızın gelirse diye bir vasiyetname yazdım ve bunu sözlü olarak da söyledim. İşte ben ölürsem hak emri gelir de şöyle olursa şunu şöyle yapın, bunu böyle yapın, bunu böyle yapın diye vasiyetname yazdım ve de söyledim. Ama diyor şu konuşmayan var ya, bu vasiyet yazmadı. Evet, bu vasiyeti yapmadı. Onun için diyor, kıyamete kadar konuşmayacak. Evet, kıyamete kadar konuşmayacak. لَا تَتَكَلُّ لَا يَوْمِنْ قِيَامَةً Hadis-i şeriftir, Peygamberimizin hadisidir. Vasiyet etmediği için bana konuşma hakkı verdiler, ben vasiyet ettim, vasiyetnamem yazdım. Ama bu vasiyetname yazmadığı için, öyle olduğu için cennetlik iyi. Ama konuşma hakkı tanımıyorlar. Kıyamete kadar konuşmayacak. Evet, şimdi biz de öyle diyor Peygamberimiz. Üç gün bir mümin vasiyetname yazmadan geceleyemez. Evet. Ne zaman öleceğimizi bilen var mı sizde? Yok. Evet. Ne zaman öleceğimizi bilimler. Gayıptır. Gaybı Allah bilir. Allah lütfederse bildirir de. Ama genelde gaybı Allah bilir. لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهِ Kur'an'da ayettir. Fakat Cenab-ı Hak lütfeder, müjdeler, böyle haber verir. Şimdi ne zaman öleceğimizi bilmediğimiz için ölüverirsem diye falana borcum var, filana borcum var, falan da alacağım var. İşte bir şey yapmak istiyorum ama işte zamanı gelmemiş. Ha bunları yazacaksınız. Ben hak emri gelir de ölürsem falana şu kadar borcum var. Falan da şu kadar alacağım var. Ben şunu yapmak istiyordum. İşte bıraktığınız mal ki tereke derler ona, o terekenin üçte birini vasiyet edebilirsiniz. Hepsini değil. Hepsini değil. Vasiyet de işte böyle ölmeden evvel, sağlıklıyken olur. Adam ölmeye yatmış, o hastalıktan ölmüşse ölüm hastalığında yapılan vasiyetname geçersiz. Geçmiş olsa su köprüyü böldükten sonra, biliyorsun bu da su köprüyü böldükten sonra dedim, Kur'an'da yeri var. Firavun biliyorsunuz kendini Tanrı ilan etmiş. Musa Aleyhisselam da Allah görevlendirmiş. Vazgeç bu sevdadan demiş. Sen bir aciz insansın. Yaradan Allah'tır. Her şey onun kudreti dahilindedir. Sen Tanrı falan olamazsın. Oradan biliyorsunuz orada Beni İsrail'den Yusuf Aleyhisselam'dan kalma Beni İsrail'den insanlar da var. Firavun'la mücadele başlamış. Sonra Musa Aleyhisselam Allah izin vermiş. İnananlarla birlikte Kızıldeniz'e doğru Mısır'dan kaçmış. Kızıldeniz'e oraya gelmiş. Ben de gittim oraları keşfettim. Yani inanmadığımdan değil. İnsan Kur'an'da olan şeyleri yerinde gördüğü zaman bambaşka oluyor. Evet, Musa Aleyhisselam'ın yolundan sordum, soruşturdum, araştırdım. Kızıldeniz'in kenarına gelmiş. Demişler ki önümüz deniz, nasıl geçeceğiz? Musa Aleyhisselam demiş ki Allah bizi yalnız bırakmaz. Öyle diyor. El bir asa. Musa, asanı denizin üstüne koy. Koyunca asasını Musa Aleyhisselam ki o asayı koyduğu zaman ejderha oldu biliyorsunuz Firavun'un huzurunda. Sihirbazların yaptığı ejderhalar yuttu. O asayı işte koyunca deniz ikiye bölünmüş, bir karayolu açılmış. Bismillah yürümüşler, geçmişler. Arkadan Firavun ordusuyla, askeriyle, süvarileriyle gelmiş. Bakmış deniz ikiye bölünmüş. Orduda yol var. Musa da denizi bitirmek üzere yürü demiş. Baş baş ileriye. Musa Aleyhisselam denizden kurtulmuş. Ondan sonra o Firavun denizin ortasına gelince sular kavuşmuş. Kavuşunca Firavun çok zeki. Halen mumyası duruyor. Giderseniz Mısır'a piramitlere gidiliyor, orada mumyası duruyor. Zeki adam olduğu belli yani, çok zeki adam olduğu hala duruyor cesedi orada. Tavsiye etmem de ama illa merak ediyorsanız. Çünkü ben yani bir araştırmacı olarak, din adamı olarak Kur'an'da olanlar gözümle görmek istedim yani, inanıyorum da. Evet, o Musa ile Aleyhisselam'la uğraşan biri, onu yapıyor hala, o mumyası duruyor. Orada girdiğim zaman tabii çok turist geliyor oraya.
Mısır devleti oraya güzel klimalar koymuş, soğutucular koymuş, havalandırma şeyler koymuş, ışıklandırmış filan. Ama evet, Peygamber böyle buyuruyor. Böyle kafirlerin, Allah'la uğraşanların, zalimlerin, lanetlilerin olduğu yere kıyamete kadar lanet ya. Efendimizin hadisi böyle. Ben orada bunu yaşadım. İçeri girdim, her türlü konfor var. Havalandırma var. Çok güzel ışıklandırmalar var. Ama şunu söylüyorum. Yani bu konuşmamdan hesap vereceğim ben. Sen yalan söyledin diye soracaklar bana veya doğru söyledin diye. Evet, bunu şunu arz ediyorum. Nefes alamadım azizim var. Nefes alamadım. Öleceğimi anladım. Nefes alamadım yahu. Ya Rabbi dedim, canımı bu melunun yanında alma dedim. Yalvardım Allah'a. Onu gördükten sonra hemen çıktım. Evet. Lanetli yerlere siz de gitmeyin. Gittiğiniz zaman ibret almak için hemen gidin, hemen kaçın oradan. Hemen kaçın oradan. Çünkü kıyamete kadar oraya lanet geliyor. İşte o lanet sebebiyle bu kafirler geliyorlar, turistler saatlerce orada kalıyorlar. Ama ben açık söylüyorum, nefes alamadım, öleceğimi hemen şey ettim. Allah'ım dedim, ben canımı burada alma, yalvardım Allah'a, hemen dışarı çıktım. Böyle bir yer, merak ediyorsunuz, bu da var işte. Neyse, işte bu Firavun, çok zeki adam, orada görülüyor şeysi. Denizin ortası varınca su kavuşmuş, öleceğini anlamış, çok zeki adam. Demiş ki, bu Kur'an'da var bu efendim. Hafize efendi okuyabilirse eğer, Kur'an'da var. Ben de demiş, Musa ve Beni İsrail'in inandığı Allah, sana inandım. Evet. Evet. Allah razı olsun. Demiş, evet, Cenab-ı Hak diyor ki, ne? Şimdi mi? Su köprüyü gördükten sonra mı? Yani %100 boğulacağını anlayınca, evet, buradan işte iman etmeyi, tevbe etmeyi, son ana kalmadan yapmak gerektiği ortaya çıkıyor. Daha sağlıklıyken, kötülükle iyilikle yapabilecek durumdayken, yaptıklarını kötülükler gözününe getireceksin, ciğerin yanacak, yanık şekilde Allah'ım sen bilsin, affet. Ben tevbe ettim, günahlarımı affet. Yalvaracaksın, o kabul. Allah'ın bir adı tevbe. Tevbeleri kabul eder, gaffar, günahları affeder. Ama işte son anda gözü açılıyor her insanın. Dikkat ederseniz, yani gidin mutlaka bir ölen kimsenin yanında bulunun. Çünkü o tezgahtan hepimiz geçeceğiz. Tecrübeli olun, yani acem olursanız karıştırırsınız işi. Ondan diyor, gidin diyor, dertli bir de dini bakımdan zaten bir Müslüman ölüm hastalığını yaktığı zaman gideceksiniz. O adamın ayak yönünü kıbleye döndüreceksiniz. Sağ tarafına, yüzü kıbleye dönecek. O şekilde, çünkü bizim kıble bereket, rahmet noktamızdır. Namazda oraya kılarız, şey ederiz. Döndüreceksiniz. Oradan umut var. Ondan sonra bunu yapamadık. Çok adam, çok perişan, parçalı, hasta. Karyolasının ayağını kıbleye getireceğiz. Ayağını kıbleye getireceğiz. Kafasının altına bir yastık koyacağız. Gözünü kıbleye getireceğiz. Gözünü kıbleye getireceğiz. Kıbleye döndürmeye çalışacağız. O da olmadı. Tamam. Hemen onun yanında, onun duyacağı kadar La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah diyeceğiz. Duyacağı kadar. Sen de söyle demeyeceğiz. Neden? İşte gidin diyorum. Ölüm öyle basit bir şey değil. Evet, zemberinde bulgur bulgur terletiyorlar adamı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de çok ateşliymiş vefat ederken. Ayşe radıyallahu anh'a validemiz vefat ederken diyor, ıslak havluyu alnına koyuyordum, anında buhar alıyordu. O kadar yanıyormuş. Günahı mı vardır? Hayır. Peygamberler masumdur dedi. Peygamberimiz kainatın yaratımı sebep olan Allah'ın sevgisi Habibi. Hayber'de zehirlemişlerdi. Hayber fethi olduktan sonra Yahudi oyunu ziyafet vereceğiz demişler. Evet, bir kadın güzel kebap yapmış, zehir koymuş. Koydular, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ağzına aldı. Bu şey, kebap dile geldi, kuzu dile geldi. Ben zehirliyim ya Resulallah, beni yeme diye tükürdü. Ama ağzına almıştı. Öyle müthiş şey. Bazı sahabiler yuttular ve şehit oldular.
Diyorlar ki kitaplarda, bilimsel kaynaklarda, işte tükürmüş olmasına rağmen o zehirin esirlerinden dolayı, eserinden dolayı, etkisinden dolayı peygamber vefat ederken ondan vefat etti. Ateşi ondandı. Tabi böylece de harpte hatta aldığı bir yaradan dolayı öldüğü için de şehitlik rütbesini kazanmış oluyor. Yani peygamberin lehine bu. Bir de bu son sıkıntılar, dediğim gibi dünyada çekilen sıkıntılar ahiret sıkıntılarına kefaret olur bizim açımızdan. Ama peygamberimiz açısından rütbesinin yükselmesine sebep olur. Yani niye yanlış demeyin yani. Onun hali başı ama bizim açımızdan günahlarımıza o sıkıntılar kefaret oluyor. Yani adamı kötülemeyin, ya şuna bak ne kadar terledi filan demeyin. Mümin, müminin aleyhine arkasından konuşmaz. Neyse, efendim işte bu durum geldiği zaman dikkat ederseniz gözünü bir yere diker o ölecek adam. Artık gidiyor, görmesi mümkün değil. Gözünü bir yere diken, gözünün perdesi açıldı. Kafir gideceği yeri görüyor, mümin gideceği yeri görüyor. Elhamdülillah Cenab-ı Hak bana ikisini de gösterdi. Anlattıysam özür diliyorum, tekrar olsun. İzmir'de avukatken, İslam Mersin'de hocayken aynı zamanda avukatlık yaptım. Duymuş işte hoca avukat diye, İstanbul'dan Ermeni bir vatandaş, böyle bir davalık bir şey bana sonra baktım, böyle bir karşı kötü bir şey değil. Ve de çok para istedim. Tabii İstanbul'a geleceğim dedim. Burayı bırakıp geleceğim. Peki dedi yavur Ermeni. Şişli'de oturuyormuş. Anlaştık, geldim. Ben geldikten sonra işte anlattık filan. Davasına gireceğiz. Gavur ölmeyi yattı. Gelmemde hikmet varmış. Evet. Ölmeyi yattı. Gözümde gavur diyor. Kusura bakmayın. Ben köylü çocuğuyum. Kafir Kur'an'a göre. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demeyen Kur'an'a göre kafir. Hristiyan olsun, Yahudi olsun. İlla Muhammed Resulullah kelimesini söylemek için bu devirde. O da onlardan değil. Ermeni. Evet. Gözümün önünde öldü. Ama nasıl öldü? Ölmek istemiyorum. Yırtınıyor, parçalanıyor, tepeleniyor. Allah bana onu gösterdi. Bir de bu. Yani bir kafir nasıl öldüğünü gösterdi Allah. Ondan sonra da yine İstanbul'da gece kalktım, namaz kılacağım. Komşu bir Hasan amca var, Kırım'dan göçmüş. Çok zengin adammış. Komünizm ihtilalinde yağmalamışlar malların mülklerini, çoluğunu çocuğunu öldürmüşler. Kendi bu kaçmış, geceleri yürümüş, gündüzleri ağaç tepelerinde saklanarak Türkiye'ye sığınmış. Ondan da İstanbul'a gelmiş Hasan amca. Türkiye'de de orada da evlenmiş. Komşumuzdu. Namazında, abdestinde nur yüzlü bir adamdı. Gece kalktığımda kapı çalındı. Saat 3. Gece niye çalınır kapı? Hemen tak tak. Kim o dedim. Teyze, komşu teyze, ben şu dedi. Anladım. Gece kapı çalındım ya. Belli ki Hasan amca gidiyor. Hemen durdum, geliyorum. Abdestimi aldım, gittim. Baktım, işte dediklerimi yaptım, kıbleye çevirdim Hasan amcayı. Ondan sonra başladım La ilahe illallah demeye. Görevim bu. Hepimizin görevi bu. Hepimiz tezgahtan geçeceğiz. Sen böyle hizmet edersen sana da böyle yaparlar. Neden yapıyoruz? Bir kimsenin ilk sözü La ilahe illallah, son sözü La ilahe illallah olursa diyor Resul-i Ekrem Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, 1000 yıl yaşasa sorgu yok ona diyor. Bu müjdeyi ersin diye biz de böyle yapacağız. Sen de yap. Sen de müminsin, o da mümin. Mümin, müminin kardeşidir. Bu şimdi müjdeyi ermesi için ben de bunları başladım. Hasan amca bana bakarken güldü. La ilahe illallah dedi gitti. Bir de bunu gördüm. Gülerek öldü. Öteki gavurun görüşünü gördüm. Evet. Siz de gidin görün ya. Siz de gidin görün. Evet efendim, bu ölüm hastalığında şimdi adam öldüğünü anlayınca şu kadarını şu camiye verdim, şu kadar hastalığını yaptırıyorum okulu, geçmiş olsun. Ölüm hastalığında yapılan hayırlar, vasiyetler geçersiz. Sağlıklı sağlığınızdayken vasiyet yazacaksınız.
3 gün vasiyetsiz duran, şimdi bakın hadi sokuyorum. Ondan bu açıklamaları yaptım. Birisi konuşuyor diyor, peygamberin rüyası vahiydir, gerçektir. Bizimki gibi şeytan giremez ona. Birisi konuşuyor, ikisi de cennetlik. Birisi konuşuyor, birisi konuşamıyor. Konuşamıyor, niye konuşuyor buyur dedim. Çünkü vasiyetnamesini yazmadan ölmüş dediler. Cennetlik ama konuşturmuyorlar, görüyor musunuz? Bu hadis efendim. Onun için siz de hemen bugün gidin, işte ben ölürsem, hak emri olursa arkamdan bağıra çağıra ağlamayın. Evet, bir ölünün arkasından bağıra çağıra ağlarsanız, bu alıt yaparsanız lanet sebebidir. Lanet sebebidir. Sakın böyle şey yapmayın. Şimdi maalesef bilgi kıtlığı var. Herkes benim bir de söylemekten çekiniyor. Şimdi şehit düşüyor oğlan. Nöbet tutarken bomba patlıyor, şehit. Hazır şehit, şu anda bu sıcacık. Camideyiz, oh! Işık önümüzde, konforlu, karnımız tok, sırtımız pek. Ama Mehmetlik 3 metre, 4 metre karda nöbet tutuyor orada. Bir de bomba patlıyor, şehit. Buz gibi şehit arkadaş, buz gibi şehit. İşte evlat insanın parçasıdır. Öyle diyor, Fatma benim parçamdandır diyor Peygamberimiz. Doğrudur. İnsan parçası ayağı kopunca, acıyınca kapsın varsın değil mi lan? Acıyı hisseder değil mi? İnsan bir oğlu, kızı yakın öldüğü zaman acı hisseder. Normal, insanlık alameti. Doğru da ölçüsü var. Sesli ağlamak haramdır. Ağıt yapmak haramdır. Cenaze merasiminde nara atmak haramdır. Bu da söylüyor, bütün hocalar söylüyor. Cenaze merasiminde tekbir getirmek caiz değildir. La ilahe illallah, la ilahe illallah, yalan, yanlış. Orada söylenmeyecek o. Tekbir getir, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Adam büyük alim, hoca neyse, şehit başlıyor, coşuyorlar. Hayır! Her şeyin usulü var, bak namaz kıldı, bir kanun var, usulü var, yolu yordamı var. Bunlara aykırı hareket ederseniz namaz olmaz. Peygamberimiz de onu koymuş. Cenaze merasiminde nara atılmaz. Cenaze merasiminde nara atılmaz. Evet, tekbir getirilmez. Tehlil getirilmez. Düşünülür. Bir gün ben de bu cansız ata bineceğim. Belki yarın, belki yarından yaparım. Düşünme yeridir. Nara atma yeri değildir. Sulu sulu ağlayabilirsiniz. Buna hiçbir engel yok. Hatta iyidir, merhamet eseridir. Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de işte böyle ölünün arkasından nara atmayın, bağırıp çağırıp yırtınız, üstünüz, başını parçalamayın, saçınızı yolmayın, lanetlidir demiş. Efendimiz, oğlu biliyorsunuz, oğulları yaşamadığı için ebter demişler, erkeği adamı oğlu ol, olsaydı oğlu olurdu, hep doğuyor kız, doğuyor kız. İlk çocukları Kasım'da Abdullah ölmüş, onun için hep kız olmuş. Efendimiz sonunda Mısır şeysinin hediyetli cariyeyle evlenmiş, ondan İbrahim olmuş, oğlu İbrahim. O da Efendimiz de tabi, o da insan. Bu işte oğlu olmuyor, nesli yok, nesil oğlandan gelir. Evet, nesli yok filan demişler, onun üzerine çok üzülmüş Peygamberimiz. Çok üzülmüş. İnna atayna kel kevser, fasalli li rabbike venhar, inne şâniyeke hüvel ettar. O seni nesli kesik diyen var ya, Habibim, ettel olan onlar. Bakın hepsi nesli kesilmiş. Allah. Bilimsel kaynakta böyle. Sen misin Peygamberimize hicret atan? Hepsi nesli kesilmiş. Evet, işte o zaman İbrahim Aleyhisselam doğunca çok sevinmiş. O da insan yahu, peygamber ama. Medine'nin yazlığında, güzel semtinde özel ev tutmuş, özel bakıcı tutmuş, oraya göndermiş. İyi baksın diye, oğluma diye. Evet, 3 yaşında filanken haber gelmiş, İbrahim gidiyor diye. Mübarek böyle uçmuş gitmiş, evladı. Varmış, kucağına almış ve kucağında vefat etmiş. Şimdi Cennetül Bakî'dedir. İbrahim'in kabri oradadır. O analarımızın olduğu yerde bellidir. Ziyaret edersiniz. Ondan sonra başlamış ağlamaya. Orada demişler ki, sen bize ağlama diyordun ama kendin ağlıyorsun ya Resulallah. Ben size ağlamayın demedim. Bağıra çağıra saçınızı başınızı yolarak
elbisenizi yırtarak alıp yapmayın dedim, böyle ağlamayın dedim. Kalp üzüntülü oldu mu, Allah öyle yaratmış, insanın gözünden yaş akar. Öyle üzüntülüyüm ki, vallahi üzüntümü Uhud dağına versem toz olur, dayanamaz. Sözü bu, hadistir. Evet, şimdi maalesef bunlar bilinmediği için, Allahu Ekber, Allahu Ekber, yok, ödüyor Peygamber. Cenaze merasiminde ağıt yakılmaz, nara atılmaz, sesli zikir de yapılmaz, susulur. Susulur, tefekkür edilir. Sessiz, evet. Evet, sessiz gemi diye şairimiz şiir yazmış. Şairimiz şiir yazmış, sessiz gemi. Cenaze namazına katılınız. Evet, bak ölürken komşun, koşun gidiniz göreviniz. Sen bugün bu görev yaparsan, yarın da sen öleceksin ya, ölmeyecek yok. Sana birileri gelir, yardım eder böyle son anında. Gidiniz, gidemediniz, çağırmadılar, cenazesine gidiniz. Cenaze namazına katılan kimse Uhud dağı kadar sevap alır diyor Peygamberimiz. Çokluktan kinaye, çok büyük sevap alır. Eğer cenaze namazından sonra işi yok da bir de defnine bulunursa Müslümanın defninde iki Uhud dağı kadar sevap kazanır buyuruyor. Onun için gidin cenazeye. Cenazeye gittikten sonra bir de şu müjdesi var efendim. Ölen adam bir salihlerden bir kişi. Allah'ın sevdiği salihlerden bir kişi. Şimdi de var onlar. Olmasa zaten bu dünya ayakta durmaz. O kadar çok pislik var ki, o kadar sahtekarlık var ki ortada. Allah her şeye kadir. Ben ilk konuşmamda da size söyledim. Dünyadaki bütün diğer devletler de Türkiye'yi kıskanıyorlar. 81 milyona çıktı. Onlar da nefis tükeniyor, evlenmiyor kadınlar, çocuk yapmıyor. Sonları felaket. Türkiye'yi kıskanıyorlar. Her türlü pisliği yapmak için tedbirler alıyorlar. Ayrıca bizim içimizdeki de o ezan okurken rakı içen, tavla oynayan, kumar oynayan adamlar yok mu? Onlara Allah çok kızıyor. Gazap edeceğim. Melekleri çağırıyor. Cezalandıracak o topluluğu. Neden cezalandıracak? Evet, işte burası hepimizin görevi. Cevat Hoca şu yaşına rağmen teklif ettiler, gel dediler Hacı Bayram, bir değişiklik olsun diye. Peki demek zorundayım, çünkü benim adım hocaya çıkmış, gelmek zorundayım, bana bu farz-ı ayın. Sana da çoluk çocuğuma dini öğretmek farz-ı ayın. Başka müminlere öğretmek farz-ı kifaye. Biz kürsün, bak hoca efendi konuştu, Allah razı olsun, ben de konuşuyorum. Hocalara farz-ı ayın, size farz-ı kifaye. Çocuklarınıza ayrıca farz-ı ayın. Öğreteceksiniz emri maruf yapmak, nehi anil münker yapmak, bu mecburiyeti var, bunları öğreteceksiniz efendim. Evet, şimdi arz ediyorum, böyle cenazede bulunduğunuz zaman salih kişi, değil mi? Salih kişi, temiz kalpli, ilim sahibi olmaya bağlı değil salih olmak. Ümmi de olabilir ama kalbi çok temizdir, çok güzel işler yapmıştır. Hiç kimse bilmez onu ama salihlerdendir. Olabilir. Bir salih kişinin cenazesinin namazını kılarsan o salih kişi Allah sevdiği için diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazını kılanların hepsini Allah günahlarını siler diyor. Bu müjdede var. Onun için uyanık olun. Beleş sevap bu. Beleş sevap bu. Böyle salih kişiyse o cenazesini kılan ona hediye olarak diyor, cenaze namazı kılanların günahlarını siler Allah diyor. Buhari hadisi bu beyefendi. Onun için cenaze namazını kaçırma. Yani imkanın varsa cenaze namazından sonra arz ediyorum. Ben kitaplarda gördüğümü söylüyorum. Şimdi hocalar beni affetsin, kusura bakmasın. Cenazede acele etmek iyidir. Evet, güzeldir. Neden iyidir biliyor musunuz? Adam güzelse, salihse birine evvel cennete gitsin diye. Dünyayı hiç yani ahiretin, cennetlik olanların ahiretin yanında dünya hiç. Onun için birine evvel götürün de diyor Allah, Resulullah cennete gitsin herif. Ama melun birisi ise birine evvel gömün de diyor, kurtulun diyor. Onun başına gelin lanetten kurtulun. O bakımdan cenazeyi acele etmek lazım. Acele edin de şimdi kusura bakmayın yani, özür dilerim. Gece ölüyor herif,
Öğleye kadar durduruyorlar. Hani cenazeyi acele etmek lazım falan. Öğleye kadar durduruyorlar. Mesela bize getiriyorlar Hacı Bayram'a cemaati kalabalık diye. Kalabalık cemaat cenazeye faydası var. İyi, öğlene kadar durdurdu. Ondan sonra kusura bakma müezzin efendi. Burayı söylemiyorum, kastetmiyorum. Ben burada her zaman namaz kılmıyorum. Bu tecrübem yok. Başka yerlerde gördüğümü söylüyorum. Cenaze acele ediyor. Ala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. El Fatiha. Ne oldu lan? Tesbihleri gitti hoca. Cenazeyi acele etmek lazım ya. Ulan sabahtan gece ölmüş. Öğleye kadar beklettin cenazeyi. Orada acele etmiyor da. Bir tespit duası, 3 dakika süre, hemen bitiriyorlar. Etme güzel hoca. Namazdan sonra peygambere salavat getirip Sübhanallah ve elhamdülillah ilahe ilahe illallah ve allahu ekber cennete açtike. Ondan sonra ayet-i kürsüyü okursan her namazın arkasında ayet-i kürsüyü okunun cennete girmesine ölüm engeldir diyor. Hadis bu be ben. Bu benim kanaatim değil. Atalarımız bunu örf haline getirmiş. 30 Sübhanallah, 30 Elhamdülillah, 30 Allahu Ekber 99 eder. 100. de La İlahe İllallah Vahdehu La Şerikele derseniz diyor, deniz köpüğü kadar günahınız olsa Allah siler der. Bu müjdeden dolayı atalarımız bunu örf haline getirmiş. Doğudan batıya Araplar yapmıyor. Bak başlarına gelenleri görüyorsunuz. Bu bir sünnet. Mecburi değil ama sünnet. Tesbih 3 dakika sürer. Müezzin efendi, hoca efendi. Geceden öğleye kadar bekletiyorsun da cenaze acelikle lazım diye 3 dakikayı niye milletin bu müjdesini engel alıyorsun? Etme hocam. Tesbih de çekin ya. Ondan sonra gidiyor orada cenaze başında hoca toplanmış diye nutuk çekiyor 10 dakika. Hani acele etmek var mı ya? Tesbih bile engel oldun sen. Yanlış şeyler bence. Yani orada konuşma demiyorum ama tesbihi engelleme diyorum. Onu söylüyorum. Her neyse. Efendim cenaze namazına gidin, böyle beleşten sevap, salih kişi ise günahlarını siliniyor, bir de cenazeyi taşıyın işiniz yoksa. 10 adım sağ omuzunda, 10 adım sağ ayağında, 10 adım sol omuzunda, 10 adım sağ sol ayağında, 40 adım taşırsanız 40 büyük günahınız silinir diyor Peygamberimiz. Efendim ben daha çok 1000 adım taşıyayım sen. Hayır mı var ya? Ama herkese sırayla yer ver. Onlar da bu kadar faydalansın. Ve de hemen arabaya koymayın. Ben şahsen memleketimde mücadele ettim. Ulan kamyonla, pikapla eşya taşıyırlar. Bu adam eşya mı lan? İndirme adam diyorum. Beni de kıramıyorlar yaşlı diye. İndir diyorum, alın bakın omuzlarınızı, kazansınlar diyor yapıyorum diyorum. Hemşerilerim kazansın diye. Taşıyan bak 40 büyük günah silinir, 40 adım diyor. Ama şimdi hemen koyuyorlar caminin önünde, araba bekliyor. Tabii Ankara'nın mezarı 5 kilometre ileride, illa oraya kadar götürün demiyorum da. Bunu da unutmayın, hiç olmaz biraz yürüş, omuzunu da taşıyın ya. Böyle bir müze var beyefendi. Onu kazansın, kazanın diye söylüyorum. Evet efendim. Cenaze merasiminde arka safta durmak daha makbul. Çünkü cemaat ne kadar çok olursa adam o kadar yarayışlı. Son safta, halbuki namazda ilk safta bulunmak önemlidir. Cenazeme kalabalık olsun diye son safta durarsan daha hesaplı, daha karlı. İlle son safta durun demiyorum da böyle de bir şey var. Onun için cenaze namazında sohbet etmeyin. Ondan ibret alın. Hazır ölü önünde duruyorken işler nasıl gidiyor, senetleri ödedin mi, çekler ödedin mi, bırak ya şimdi sırası ticaret yerim burası lan. Tefekkür yeri yahu, ibret al bir güzel kardeşim yahu. Gözü gönlünde yatıyor, sen de oraya gideceksin yarın. Evet, buraları dikkat çekelim, bir de kesinlikle tekbir getirmeyin, tehlil getirmeyin. Efendimizin emrine aykırı tefekkür yeridir. Sessiz gemi, evet sessiz gemi. Şimdi şair bu sessiz gemiyi yazmış. Bu adam da birisi sordu da bu soruların arasında var. Ben de kürsüye dediğim şey etti. O vesileyle ona değine. Mesela Tevfik Fikret var. Evet. Bu Tevfik Fikret çok kabiliyetli bir şairimiz. Yaratılıştan kabiliyetli. Herkes şair olamıyor.
Mehmet Akif muazzam bir büyük bir şair. Herkes o kabiliyet yok. Tevfik Fikret'i bize biliyorsunuz lisedeyken sonra da araştırdık. Bir ara dinsiz olmuş. Evet, itidal etmiş. Halbuki Sabah Ezan'da bir şiiri var. Bu kadar güzel, çok kabiliyetli adamdı. Bu kadar muazzam Sabah Ezan'ın o sessiz şeyde, ufukta Allahu Ekber, Allahu Ekber öyle güzel yazmış. Ama bu adam, Allah bizi İslam'dan hidayet, imanı ayırmasın. Kafirlerin oyunlarına gelmiş, irtidat etmiş. İslam'a hücum etmiş. Oğlu da papazdır, Tevfik Fikret'in. Biliyoruz. Evet, Boğaz'da da kabri vardır. Oraya da gittim ben. Evet, çok kabiliyetli bir şair. Evet, şimdi onu söyleyeceğim. Hasan Basri'den Terh Hoca benim hocamdı. Ondan biz tefsir okuduk. Mübarek bir adamdı. İlk meclis üyelerindendir. Mehmet Akif'in arkadaşıdır. Şimdi ölümüne hocam git dedi, onun elinde okuyan duasını dedi. Allah-u Alem vefat edecek dedi. Biz de gittik, elini öptük. Bayezid'in, İstanbul Bayezid Meydanı altında evi vardı. Orada elini öptüm. Mübarek yatıyor böyle cansız, nur gibi böyle. Çok memnun oldu. Elini öptüm, dua etti. İlim adamı olacaksan dedi, cevap dedi. Hayatımda kitabı elinden bırakmayacaksın evladım dedi. Yani çok etki etti bu. Evet, diploma almayı da ilim adamı olmaz dedi. Devamlı okuyacaksın dedi. Hiç unutmuyorum. O zaman işte mesela Mehmet Akif de Tevfik Fikret gibi yalpalamış. Şeyh Hüseyin Musa Kazım Efendi yalpalamış. Namık Kemal yalpalamış. Batılılar çok hain adamlar. Evet, hep Türkiye düşmanı. Evet, çünkü elimize kadar kanunun zamanında onun bir türlü unutamıyorlar. Şimdi de çıldırıyorlar 81 milyon oldu bu Türkiye ne olacak diye. Hala planlar düşünüyorlar. İşte demişler ki cephede yenemiyoruz Müslüman Türkiye'yi. İçten yıkalım demişler. Ve planlar hazırlamışlar. Ve bu planlarla bizim mütefekkir, şair, düşünen kafalarımızı tavlamışlar. Usullerine göre Tevfik Fikret onların gazına gelmiş. Mehmet Akif merhum onun gazına gelmiş. Onun için doğrudan doğruya Kur'an'dan alıp ilhamı diyor ya, Kuzbar işte Peygamber'in hadisini reddediyor. Diğer şeyleri reddediyor. Şimdi o cereyan var ya, Kur'an'da her şey var, hadise gerek yok diyenler var ya, bu aldatmacadır. 1956'da Amerika'da papazların toplantısı alan kararların uygulamasıdır bu. Bunun haberinde olmayabilir. Ama onların bu prens şeylerine, İslam yıkmak için şeylerine alet oluyorlar. Bu toplantıyı bulun, çıkarın. Papazlar da 1956'da Amerika'da. İslam'ı diyor, Arapları diyor, Muhammed Abdü Cemalettin Afgani yoluyla diyor, Arapları dağıttık diyor. Sapık adamlar. Büyük kafalı, düşünür, zeki insanlar ama diyor Türkiye insanı diyor bir türlü şey edemiyoruz, bozamıyoruz. Sarhoş'un yanında diyor, Muhammed'e diyor, sövsen diyor, sarhoş seni öldürür diyor. Bu kadar diyor, iman sağlam Türkiye'de diyor. Öyle değil midir? Bizim sarhoşumuz yanında peygamberi küfret, duman eder seni. İmanı vardır, sarhoştur ama. Şimdi televizyonda konuşuyoruz ya. Şeyler, akşamcılar telefon ediyor bana. Hoca, biz her akşam vallahi içeriz. Hocam vallahi biz hiç camiye gitmeyiz. Hocam vallahi, yemin ediyorlar. Hocam vallahi biz hiç namaz kılmayız. Ama hocam vallahi seni yanımızdan çok seviyoruz. Sarhoş bu bakın, yeminle söylüyor. Çünkü diyor senin söylediklerin diyor bizim ruhumuzda olan şeyler, bizim Türk milleti 1926'da Müslüman olmuş, Ehl-i Sünnet ve Cemaat itikadını benimsemiş, Hanefi mezhebini seçmiş, bütün Karahanlılar, Selçuklular, Osmanlılar döneminde Ehl-i Sünnet itikadı, Hanefi mezhebi, tahsüb yok asla, medreselerde resmi görecek okutulmuş, bir zaman yasaklanmış Allah demek bile, resmi belgeler var.
Medeni kanunun esbab-ı mülke lazım. Bakın efendim. Resmi belge var. Kur'an safsatasını kaldıran döndü herif. Söylemiyorum adını. Bakın lütfen resmi tefsir. Öyle bir devir gelmiş ama asırlarca bu eğitim dolayısıyla yasaklansa bile mayamızda, bu aziz milletimizin mayasında iman var, İslam var. Bunu söküp atamamışlar. Sarhoş bana telefon ediyor. Ben hiç namaza gitmem diyor. Namaz kılmam diyor. Her gün içerim diyor. Ama seni canından çok seviyorum diyor. Ruhumu atıyorsun hocam diyor. Ben ehl-i sünnete göre konuşuyorum diye söylüyorum. Ehl-i sünnet itikadını, hanefi mezhebine konuşuyorum diye söylüyorum. Bu aziz milletin yapısı böyle. Şimdi işte bunu yıkmak için papazlar karar almış. Kur'an'ı sallıyoruz. İlhan Kur'an'dan alacağız diyeceğiz. Paralarımız bu olacak. Herkes Kur'an'ı kendine göre yorum yapacak. Peygamberi dinlemeyecek, parçalayacağız. Onların prensibi budur, şimdi yapılan şey budur. Allah'ın Kur'an'ı Allahçadır beyefendi. Arapçadır doğru da. Şimdi ben Kuba Mescidi'nden fileleri doldurdum, haçlar. Hediye getiriyorum. Adet diyor ya, hacı karşılığının o da hediye verilir. Orada mağazadan hediye aldım, alır fileler. Bir taksiyi durdurdum. Bindim taksiye, şuraya çek dedim. Bir baktım adam bayağı Grand tuvaletli, güzel değilmiş. Ama şoföre benzemiyor. Şoförü, yani şoför adi insan demiyorum, haşa. Ama şoför kılığı var, esnaf kılığı var, bir de müdür kılığı yok mu canım? Allah Allah. Bu böyle. Adam şoföre benzemiyor, giyimin kuşağın muazzam. Dedim siz dedim şoföre benzemiyorsunuz dedim şoföre. Ben dedi evet Arap Edebiyat Fakültesini bitirdim dedi. Falan yerde müdürüm dedi Arap. Suud Devleti diyor ki araba yetmiyor. Hac zamanında özel arabalar da hacılara şey yapabilir. Dolmuşçuluk yapabilir. Emir vermiş. Hacı yaya kalmasın diye. Adam müdür arıza arabasıyla beni taşıyor, hacı taşıyor. Osman dedim sen Arap Edebiyatı mezunuysan dedim Kur'an'ı çok iyi anlarsın dedim. Hacı dedi anlayamıyorum dedi. Bakın Arap Edebiyatı mezunu, müdür, kültürlü, Arap ama Kur'an'ı anlayamıyorum dedi. Evet tefsirlere bakıyorum dedi. Tefsirlere bakınca ben de anlıyorum. Bakın Arap anlamıyorum. Ondan diyorum Kur'an Allah'cadır diye. Kur'an'ın kullandığı Arapça, Allah Arapçası. Şimdi Arapların kullandığı şey anlamıyorlar. Onun için bunu anlamak için bizden birisi olan Muhammed Mustafa gelmiş. O bizim gibi yiyor, içiyor, uyuyor, kalkıyor, yoruluyor, evleniyor, çok çırsağıyor. Bizden birisi, Kur'an'ı lazım yok. Allah öyle söylüyor. لِتُبَيِّنَ لِنَّاسِ Habibim biz seni bu Kur'an'ı açıklayasın diye görevlendirdi. Ayet bu. Allah'ın ifadesini o bize hadislerle açıklıyor. Namaz böyle kılacaksınız, haccı böyle yapacaksınız, şunu şöyle yapacaksınız. O sayede Kur'an'ı anlayabiliyoruz. Kur'an'ı böyle anlayabiliyoruz ama peygamber zamanında bulunamadık o devleti, kaçırdık. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, o devir. Onların yetiştiği sahabiler, peygamberin dizinin dibinde yetişmiş talebeleri onun. Ondan derdi geçti. Sonra İslam'a giren bir sürü insan var, örfüyle adetiyle geliyor herkes. İranlılar Müslüman olmuş, bütün meclisi adetlere gelmişler. Efendim, Tunuslular Müslüman olmuş, bütün adetleriyle girmişler. Herkesin düşüncesi var, karma karşı olmuş. İşte o zaman çıkmış Ebu Hanife, o zaman çıkmış İmam Şafii, o zaman çıkmış Malik. Yaptığımız yanlıştır, işte hadis, işte ayet. İşte sahabilerin icmağı falan diye böyle çok adam var, yanlışları söylemişler ama İslam alemi dört tane imam arkasında toplanmış, dört mezhep imamı böyle ortaya çıkmış. Evet, biz de şimdi Türk'üz, anayasayı anlayamazsınız. Ben anlayamıyorum profesör olduğum halde. Anayasa profesörleri bile anlayamıyor, birbirlerini yiyorlar, saçmaladın yahu diyorlar. Türkçe yahu anayasa buyurun anlayın. Onun için kanunlar vardır. Kanunları da anlayamayız, avukata gideriz. Akıl yolu budur. Kur'an, hadis anlaşılır. Hadisi sahabenin icraatıyla anlarız.
O da yoksa İmam Mazam'da İmam Şafii'yi anlarız. Sistem bu arkadaş. Niye can bize kurban yeter, hadise ne gerek var? Anlayamazsın. İşte bu o papazların 1956'da aldığı kararlar. Bulun, okuyun, ben söylediklerini takip edin. Şimdi bazı hocalar, orta çağ adamı diyor, Ebu Hanife diyor, onu okuyarak ben zamanımı öldürmem diyor. Ben de İngilizce biliyorum diyor, Amerika'da kaldım, Avrupa'da kaldım, hem de bilgisayar biliyorum diyor. İmam Azam biliyor muydu bilgisayarı? Bana öyle söylüyor ya. Hiç yerine koyunu okumuyor, okusa anlayacak kim olduğunu okumuyor. Abuk sabuk söylüyor, darmadağınık. Papazın dediği de bu, dağıtacağız böylece diyor. Türkleri böyle bozacağız. Oyuna gelmeyin. Bu mübareklerin yolu bizim yolumuzdur. Bizi kenetleyen, birbirimize bağlayan, parçalanmayan bir millet hareketine bu Hacı Bayram Veli'lerdir, Yunus Emre'lerdir, Mevlana'lardır. Onların yolu da benim söylediğim yoludur. Bunlardan kopmayın, ayrılmayın, oyuna gelmeyin. Evet efendim, şimdi nereden nereye geldik? Şimdi cenaze merasimlerinde bu mübarek zatların işte bak hadis okuyorum. Bulunacaksınız. Hocam, bu yoldan ayrılma. Milletin tesbihine engel olma. Üç dakika. Üç dakika niye? Sen burada çok görüyorsun. Üç dakika müezzinin tesbih çünkü gündüz kokulu kadar günah affolunur diyor. Niye engel oluyorsun buna? Üç dakika nedir ya? Orada 15 dakika nutuk çekiyor sonra çıkınca. Etme hocam. Yolumuz budur. Ehl-i sünnet ve cemaat yolu budur. Peygamberin sünneti budur. Bundan asla ayrılmayacağız, bölünmeyeceğiz, parçalanmayacağız. Evet efendim şimdi daha nereden nereye gittik? Vasiyetimizi yapacağız. Bir gün bu hayat sona erecek. Nezih olduğunu Allah bilir. Evet, şu saniyeler bizi ölüme yaklaştırıyor. Geri çevirmek mümkün değil. Kesinlikle hedefe doğru gidiyoruz. Bunu her an düşüneceğiz. Nefes almasak yaşayamayız. Vermesek yine yaşayamayız. Nefes almasak havasızdan ölürüz. Vermesek çatlarız. Nefes nimettir, alıp vermek. Nimete teşekkür gerekir. Her nimetten Allah tümme letüs elinle yevmeyizin anin naim. Her nimetten hesap verecek. Bunu düşüneceğiz, hesap vereceğiz diye. O nefeslerimizi kötü yerlerde alıp vermeyeceğiz, iyi yerlerde alıp vereceğiz. Yani kimsenin oyununa gelmeyeceğiz, onu işte söylüyorum. Efendim, gittim oğlum dedi, Tevfik Fikret dedi, biliyorsun iktidar etti dedi. Evet efendim dedi, okuduk dedim, edebiyat dersini okuduk. Ama dedi, Hasan Basri, Akif'in arkadaşı, Tevfik Fikret'in arkadaşı, o da çok kültürlü bir adam, alim adam. Ama dedi, ölümüne yakın dedi, aylarca ağladı oğlum dedi, ben ne yapmışım diye. Hocamdan duydum, aylarca ağladı dedi, sabahlara kadar dedi ağladı oğlum dedi. Ben de size hocamın sözünü duyuruyorum. İki, Mehmet Akif bu oyuna gelmiş, işte o zaman oradan doğru Kur'an'dan alıp alfa ilhamı, hadisi boş ver diyor yani, şimdikinin dediği gibi. O da pişman olmuş. Mısır'da yıllarca aç susuz Türkiye Cumhuriyeti'nin tefsir yap para verelim dediğini reddetti. Aç susuz çile doldurdu orada. O da tevbe etti. Aynı şekilde Namık Kemal da kabiliyetli bir şairdir. Kıbrıs'a gittim, onun hapsedildiği zindanı gördüm. Kapı yok, pencere yok, suyu yok, kakasını içecek tuvalet yok. Orada uzun süre o da çile çekmiş. Musa Kazım Efendi de yandım Allah diye çırpına çırpına ölmüş. Allah sonumuzu hayreyle. Oyuna getirmeye. Böyle bizi oyuna getirmek istiyorlar. Şimdi bırakın sünneti. Araplar boyuna geldi. Peygamber sünnetini bıraktılar. Darbadağın. Bu aziz millet sünnetleri farz gibi kabul eder. Bak namazlar arasında sünnet kıldık. Sonra sünnet kıldık. Tesbih çektik. Kanun gibi bu. Halbuki farz namaz, 4 rekat farz namaz, o kadar. Ötekiler mecbur değil. Ama mecbur gibi kabul ediyor. Aziz milletin kiine, benliğine yerleşmiş. Bu yol güzel yol. Güzel yol. Aman bundan ayrılmayın. Aman bu büyüklerimizin yolu budur. Bundan ayrılmayın. Elhamdülillah
15 Temmuz'da bunun ifadesidir. Dünya bizi parçalamak istiyordu. Aziz milletimizde bu iman, bu peygamber bağlılık sevgisi olduğu için elimizden tuttu, hesaplar alt üst oldu. İnşallah gene de bizi bozamayacaklar inşallah. Demek istediğim, din nasihatla talimdir. Ya okuyacaksın, evet ya okuyacaksın ya da okuyanı dinleyeceksin. Din nasihatla talimdir. Kürsüden konuşanı dinleyeceksin. Evet, ya da okuyacaksın. Yoksa işte böyle seni gaza getirirler, yanıltırlar. Allah'a da dua edeceksin. Beni sapıtma ya Rabbi. Hidayetten ayırma ya Rabbi diye. Şimdi ölümü de hatırlayacaksın. Vasiyetini yazacaksın arkadaş. Ben ölünce sakın hanım ağlama ha diye. Eğer ağlarsa öyle diyor. Öyle hadisidir efendim. Cenazenin arkasından ağlayan oldum böyle bağıra çağıra. Ölüye de sen neymişsin diye azap ederler diyor. Övüyorlar sen memleketin en büyük alimiydin, en büyük şeydin filan. Bunlar uzun mu? Çaput gibi yatıyor herkiler. Övünme yerin orası. Kara kara düşünme yeri. Bunlar dinde yok. Tefekkür yeri. Böyle vasiyet edeceksiniz. İşte o kadın diyor. Vasiyetname yazmadığı için konuşma hakkı vermiyorlar diyor. Sen de vasiyetini yaz. Şöyle koy kenara. Ölürsen bağırıp çağırıp ağlama. Şunlara borcum var, şunda alacağım var. Arkamdan sakın namazı bırakmayın, orucu bırakmayın, kumara oynamayın, sakın işi içmeyin gibi vasiyetlerini yaz, bırak. O gördün diyor, ikisi de cennette ama diyor, birisi konuşmuyor, birisi konuşuyor. Konuşmayan vasiyet yazmadığı için ona konuşma hakkını elinden almışlar. Evet. Hadis okuyorum efendim. Ma hakkum rihim. Evet. Evet. En yebite leyleteyni illa ve vasiyetu mektuba önderu. İki gece diyor. İki gece üç gündür. İki gece vasiyeti olmadan diyor bir müminin vasiyetsiz olması hak değildir, yanlıştır. Onun için vasiyetinize yiyin. Hadi şöyle efendim. Konuşamıyor diyor bak cennetlik ama konuşamıyor diyor. Konuşamıyor diyor. Bunu yapın yerinize koyun efendim. Evet efendim. Vasiyet etmek dört mezhebe göre. Mezhebül Arba'a dört mezhebe göre Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli mendube. Bu vasiyet peygamberin sünneti olduğu için menduptur. Yaparsın sevaptır. Ama farz değil. Farz değil ama menduptur. Ama bak konuşma hakkı vermemişler. Müslim keza böyle, Buhari keza böyle vasiyetlerinizi yapınız ve bir gün yok olacağımızı da hiç hatırdan çıkmayarak adımımızı hep beraber ben yanlış atarsam bir dakika hocam sen kürsüde şöyle söyledin ama şimdi baksın ne yapıyorsun? Uyar beni ya! Uyar beni! Evet. Dün cuma namazını İstanbul'da bir camiye götürdüler beni. Yeni bir cami yapılmış. Kürsüde hoca, tamam haramları işlemiyorsunuz ama mekruhları hiç aldırmıyorsunuz. Mekruh diye şey yiyorsunuz, önemsemiyorsunuz. Mekruhları da yapmayacaksınız. Kürsüde böyle vurdu kürsüyü. Evet, her zaman söylüyorum. Şu mihrabın yüksek olması mekruhtur beyefendi. Bütün kitaplarda yazıyor. Düz olacak. Mekruhtur. Onun kürsüsü de böyle. Dedim kürsüden mekruhları mutlaka yapmayacağız dedim. Halbuki senin mihrabın yukarıda dedim. Senin sözüne uymuyor dedim yaptığın şey. Ben koymadım bu zaman. Kaldır dedim. Kaldırdı. Dedim, bak dedim sana kitaptan yukarı göstereyim. Şu tahrimen mekruhtur efendim. Siz aranızda olacak. Sen de beni uyaracaksın. Hoca diyeceksin. Böyle söylüyorsun ama ben de seni uyaracağım. Kardeşlik adına birbirimize doğruyu söylemeye çalışacağız. Burada da vasiyetnamenin ne olduğunu işte size söyledik hadis-i şerif dolayısıyla. Evet. Evet. Şimdi şu hadisi okuyayım da ondan sonra sorulara cevap vereyim. Ra'eytu fil menami evet. Kâne imra sevda sa'ira er-reis. Yine rüyamda
saçı darmadağınık siyah bir kadın gördüm. Evet, siyah bir kadın gördüm. Karacat minel Medine. Darmadağını siyah bir kadın, saçı sağlı, darmadağını bir kadın gördüm. Bu kadın rüyamda gördüm. Medine'den çıktı gitti. Evet, hatta nezelet Mehi'a. Mehi'a denilen yere indi. Evet, bu Mehi'a Cuhre denilen yermiş. Fevveltühe. Evet, inne veba'el Medine nukile ileyhe. Allahu Ekber. Evet, sonra anladım ki Medine'de kıyamete kadar hiç veba hastalığı olmayacak. O siyah, darmadağınık saçlı karı Cuhre'ye gitti. Medine'de kıyamete kadar veba hastalığı olmayacak olduğuna işaret diyor. Rüyalar böyle. Şimdi rüya gördüğümüz zaman, kötü rüya gördüğümüz kalk. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bunu biliyorsun. Evet, euzu bi kelimatillahi tammati min şerri ma halak. Peygamberin sığınma duası var da, bildiğin euzu sığınma duasıdır. Sol tarafa put de. Sol tarafın kıbleye geliyorsa oraya tükürme. Kıbleye tükürülmez. Evet, kıbleye tükürülmez arkadaş dedim. Aklıma şey geldi. Bayezid Bestami Hazretleri biliyorsun Kırkan'da yatıyor. Ziyaret edin. Büyük evliyadır. Ben her sene ziyaret ederim. Çünkü amellerime güvenmiyorum. Hiç olmazsa büyüklerin sevgisini kazanayım da beni sınıfı geçirsinler diye. Bu hazrete de gelirim. Oraya da giderim. Kars'ta da Hasan-ı Harakani Hazretleri var. Bunlar bizim Anadolu'nun direkleridir. Bayezid Bestami Hazretleri demiş. Hoca Efendi, şurada bir hoca var, şöyle bir hoca var, şöyle ilmi var, şöyle dedim. O zaman demiş, hemen gidelim, elini öpelim, duasını alalım demiş. Gidiyorlar talebelerle beraber. Giderken onun memleketine, bulunduğu yere yaklaşmışlar. Karşıdan geldiler, o da Allah Allah demişler, hocam ya. Adam köyün meydanına çıkmış, o hoca. Ziyaretine gidip elini öpmek istedi hoca, meydanına çıkmış. İşte demişler şu, dedikleri sırada adam kıbleye doğru gidiyormuş, kıbleye doğru giderken ahaktu diye tükürmüş. Çocuklar demiş, ben görüyorum demiş. Ne oldu hocam demişler, kıbleye tükürülmeyeceğini bilmeyen adama alim gelmez oğlum demiş, ben görüyorum geriye. Kıbleye tükürme bu kadar önemli. Şimdi adam ezel okurken sigara içiyor. Kanun müsaadesiyle de iki patak kasa bulunur. Ulan senin adın Ali. Ezan okunuyorlar. Vay bak. Niye sigara içiyorsun? Efendim ay kağıtta kahvede kağıt oynuyor. Şeş, düşeş. Bacak bacak üstüne ezan okunuyor. Hiç oralı değil. Adın neden senin Mustafa? Müslümansın. Bunlar dayak. Yani tabii kanun müsaadesi yok. Ayrı şey de. Ulan hem Müslümansın hem de hayvan gibi. Hayvanlar bilmiyor ki sana ne oluyor ya? Maalesef şimdi sigara içiyor ezan okunurken. Kıble tükülen kim hesap ediyor kıble tükürülmeyeceğini? Bilgi sıfır. Sadece adı Müslüman. Bileceksin, ona şey diyeceksin efendim. Sakın ha bunları küçümsemeyin. Basit şeyler, evet görüyorsunuz yani. Görüyorsunuz, evet. Böyle rüya gördünüz mü, kötü rüya hemen Allah'a sığının, kimseye söylemeyin. İyi rüya gördünüz mü, hemen onu ilim sahibi, bu işleri anlayan bir kimseye söyleyin. Çünkü rüya diyor, yorumlanmaya göre gerçekleşir diyor Peygamberimiz. Yorum yapmadan önce kuşun kanadında duruyordur, yere inmez. Bilen bir adama gideceksiniz, o da müjde, 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 sen ne şey olacak, bu olacak, olur. Ama hoca söylüyorsun, oralı olmuyor. Lan sapıştırıyor, başka şeyler karıştırıyor, üstlenemeden. Çünkü rüya yorumlandığına göre gerçekleşir, adam kötü bir şey görmüşsün, başına kötü bir şey geldiğine rağmen onun için yorumlamak istemiyor. Üstü üstüne geçiyor. Sol tarafa dönüyorsun, ona geçiyor. Dön. Sus lan, sus. Sus. Zorlama. Zorlama. Allah'a sığın.
Allah'ın rüyanın böyle tesiri var. Dediğim gibi hep rüyaya dalmayacaksın. Kur'an var, sünnet var, fıkıh kitaplarımız var, aklın var önce onlara. Ama rüya da yardımcı delildir. Kız alıp vereceksen, günden önemli iş yapacaksan, rüyaya yatarsın, abdest alır, namaz kılarsın, iki rekat. Ya Rabbi sağ tarafına yatarsın, yattığın zaman kıbleye ayağını uzatma sakın ha. Kıbleye terbiyesizlik yapma. Evdeki karyolan ayağı kıbleye ise hemen dövüştür arkadaş. Mümin kıbleye edep gösterir, bak tükürene konuşmamış hoca. Hemen demiş, kıble tüküren adamdır, alim bilen olmaz demiş. Kıble ayağı uzatan da öyle, alim bilen olmaz. Edep yahu, yazmıyor musunuz buralara? Burada yok mu edep yahu? Bunlar işte böyle evliya oldular, edep yahu. Basit görürsün ama çok şey kayırsın efendim. Rüyaları böyle bir yardımcı deli olarak kabul edeceğiz. İyiyse hemen söyleyeceğiz ki gerçekleşsin diye. Medine-i Münevvere'yi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu şeyden dolayı kıyamete kadar Allah korumuş Efendimizin hürmetine. Medine'de iyiler duracak, kötüler çıkacak. Şimdi kimseye itham etmeyin, kimseye şu diye söylemeyin. Ama şunlar var, adam 30 sene Medine'de kalıyor, işi çıkıyor, geliyor, Türkiye'de ölüyor. Orada ölmek çok güzel bir şey. Ölebilirseniz iki haramdan birinde ölün diyor Peygamber. Ya Mekke'de ya Medine'de. Buraya geldiğine göre nasip olmayacak ona. Yani cehennemlik demeyeyim ha da. Kötü kanasa olmayın da. İyiler Medine'de kalır. Kötüleri şeyler atar dışarıya. Ahir zamanda da böyle olacak. Atar dışarı diyor. Medine öyle bir yer. Allah tarafından korunmuş yer. Yani herkes orada ölen sınıfı geçmiştir diye de bir şey yok da. Böyle müjdeler var. Bu Medine'de işte kıyamete kadar veba on Bukhari, Tirmizi, İbn-i Mace, Abdullah Ömer'den nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Mehmet Akif de bunu soruyorlarmış. Doğrudan doğruya Kur'an'da o ilhamasın, ilhamı söylemez, ilhamı sözü o şey devrinde işte. Sonra çok pişman olmuş. Mısır'da aç susuz kaç sene kalmış, çile doldurmuş. O Mehmet Akif iyi, şu anda iyi adam. Yani büyüklerimize başına götürdüm böyle bir keramet sahibi adamı. Bu adam götürdüğüm adam, şimdi Amerika'ya kaçan adamı 80 yılında söyledi bana. Bu adamı dedi, Amerika'ya sürecekler dedi, orada Yahudi mellesinde dedi, oturacak kalkacak, sonra Yahudi kabirleri gömecekler dediklerim için bu adamı götürdüm. Çünkü Mehmet Akif'in bu durumları biliyorum ben. Gittik oraya, söylemedim ona. Bak dedi, çok memnun oldu dedi. Şimdi dedi, bizim ziyaretimizden çok memnun oldu dedi. Evliya adam dedi, güzel dedi. Koku salacak dedi. Evet, yeminle söylüyorum. Kafir'e bilir misiniz? Kafir'e. Güzel kokar. Evet, kafir'e kokusu saldı. Memnuniyetinden. Güzel adam, onu söylettim yani, gösterdim. Evet, bir başka adamın yanından geçiyoruz. Çabuk kaçalım buradan dedi. Adını söylemeyeceğim. Dedim yapma dedim. Burada büyük bir adam yatıyor. Hep Kur'an okumuş, namaz kılmış. İşi yaş dedi bu adam. Sonra söyledi, doğru söylüyor. Allah sonumuzu hayır eylesin. Allah günahlarımızı affetsin. Evet efendim, Mehmet Akif iyi yani senin anlayacağın. Bunu söylemek istiyorum. Öteki de hocamdan duydum. Aylarca ağladı oğlum dedi Tevfik Redder. Namık Kemal de mason kaydı var, sarhoş, namazsız abdestsiz ama orada çile doldurmuş hakkıdan. Güneş ışığı yok, su yok, bir şey yok. Verdikleriyle ölmeyecek kadar pisliğin içinde kaç sene kalmış orada. Zindanda, makasada. O da çile doldurmuş. Pişman mı olmuş? Tabii canım. Tevbe. Tabii canım. Tabii pişman olmuşlar çok. Yani Allah bütün müminleri affetsin. Amin. Evet, imandan mahrum etmesin. Amin. Cennet çok geniş arkadaş. Cehenneme göndermeyin kimseyi, imanlıları. Cenneti Allah bütün dolduracak, dolduracak. Cennet diyecek ki, daha yarın dolmadı. Özel halk yaratacak diyor cenneti doldurmak için Peygamberimiz. Onun için hepimize yer var.
Allah iman sahibi olan hepsini orayı doldursun. Amin. Evet efendim. Kıyamet alametleri, evet, kıyamet alametlerin çoğu oldu arkadaş. Hasan Bas Çağatay Hoca da tefsirinde söylüyor. Küçük alametlerin hepsi var. Büyük alametler işte henüz çıkmadı. Bu Mehdi'nin çıkması da kıyamet alametlerindendir. Şimdilerde yok, Mehdi çıkmadı. Bunu söyledim diye bana adam şimdi içeride hapsetti, ne kadar saldırdı bana. Cevap vermedim ona. Biz kitaplara göre konuşuyoruz. Kabul etmemek size ait. Mehdi Aleyhisselam çıkacağı zaman namaz falan böyle Cevat Hoca kürsüden konuşamayacak. Sen bu camide toplanıp da güzel namaz kılamayacaksın. O kadar bozulacak her taraf. Şimdi bak konuşuyoruz, namaz kılıyoruz. Yani daha çok var demek istiyorum. Çok var demek istiyorum. Mehdi Aleyhisselam peygamber sülalesinden Hasan soyundan olacak. Çünkü Hazreti Hasan'ı biliyorsunuz, Hazreti Ali'nin oğlu Hasan'ı Ali'nin zehirlediler. Ondan dolayı onun rütbeyi ona vermiş, onun sülalesinden gelecek diyorlar. Şeyh'in Şirvani kitaplar tarif ediyor. Çok bozuk bir devrede gelecek. Kabe'de tavaf ederken İslam alimleri o Mehdi'yi tanıyacaklar. Yapışacaklar ona tavaf ederken. Sen diyecekler, aynı zaman Peygamber Muhammed Mustafa'nın tarif ettiği Mehdi'sin. O kabullenmek istemeyecek. Çünkü her taraf çok bozuk. Mücadele etmesi lazım. Çok zor bir iş. Hayır hayır dese de hayır diyecek. Evet ben oyum diyecek. Allah diyor onu bir gecede olgunlaştırır. O Mehdi Aleyhisselam bir gece olgunlaştırır. Onun askerine girin katılın diyor. Uzak mesafelerden de kan üstünde olsa bile emekli yere gelin ordusuna katılın diyor. O dönemde işte kıyamete yakın Mehdi Deccal çıkacak. Deccal'la uğraşırken yenilecek. İsa Aleyhisselam katılacak, yeryüzüne inecek. Kıyamet alametlerinden birisi o. İsa Aleyhisselam inecek beyaz minareye. Oradan katılacak. Deccal'ı Musa mücadelelerken Mehdi vefat edecek. İsa Aleyhisselam yenecek Deccal'ı. Ondan sonra 70 mençü çıkacak. Doğudan gelecek diyor. Allah bilir de öyle kalabalık ki diyor bir erkek 500 evladını görmeden ölmez. Bir adam 500 çocuğu olur mu? Olur arkadaşlar. Ben Çin'e gittim. Çin'de geziyoruz arkadaşlarla. Çin'deki ahlak çok bozuk. Orada kız erkek evlat çok makbul, kız evlat çok şey ucuz. Maalesef aldırıyorlar, şey diyorlar filan filan. Ahlak çok bozuk. Kızlar çok. Orada ziyaret ettiğimiz yerde kız teklifte bulundu yatalım diye. Kız. O kadar ahlak bozuk. Şimdi bir adam her gün zina etse 500 çocuğu olur değil mi? Ne kadar aklı aykırı değil. Efendimizin hadisinde 500 çocuğu olacak diyor. Çok azgın, çok sapık kişiler olacak. Büyük bir ordu halinde doğudan batıya gelecekler. Öncü kuvvetleri, keşif kuvvetleri İran'ın kuzeybatısında Taberiye Gölü var. Tatlı su gölü. Öncü kuvvetleri onun suyunu içerek kurutacaklar. O kadar kalabalık. O kadar kalabalık. İşte buna karşı İsa Aleyhisselam yenilecek. Tur dağına saklanacak. Bu da Buhari atışı. Hoca hep hikayeyi anlatıyor demeyin. Buhari. Bir gün Peygamberimiz Medine dışına çıktığı zaman bir çürümüş öküzün kellesi kalmış orada. Kokar kellesi. Sahabe-i kirama buyurmuşlar ki şu kelleye demişler, kaç para verirsiniz? Ashabım, ya Resulallah çok şapıcısın demişler. Bu kokmuş kelleye para verilir. Belki kokusundan kurtulmak için atana para verilir. Size öyle değil demiş. Buhari hadisidir efendim bu. Buhari hadisidir. Tur dağında İsa Aleyhisselam diyor. 70 mecidden oraya sığındı oraya iman müminlerle. Orada ben de Tur dağına çıktım. Orada su yok, şey yok, kayık yok, kayık, kızıl kayık. Musa Aleyhisselam'ın vahiy adı yerine aynen duruyor. Evet, Kur'an'da tarif edilen şeyler hepsi var. İşte orada aç kalacaklar, susuz kalacaklar.
kopmuş öküz kellesine 100 altın vereceklerdi. Buhari hadisi bu beyefendi. Başkalınca kopmuş öküz kellesine 100 altın verecekler, bulamayacaklar diyor. İşte o zaman yalvaracak değiller, ya Resulallah yalvar, arşın biz kırılacağız. Resulullah İsa Aleyhisselam dua edecek. Yetüc mevcut her tarafı kaplamış, ahlaksızlık, dinsizlik almış yürümüş. Allah onları helak edecek diyor. Gayet normal bir veba hastalığıyla milyarlarca insan ölebiliyor değil mi? Ondan sonra bu defa kokusundan duramayacaklar tepede. Her taraf leş olduğu için yine dua edecekler, yine duramıyoruz. Dua edecek İsa Aleyhisselam. Onlar da gidecek diyor. Tsunami oluyor, alıp götürüyor değil mi? Ya bunların örnekleri var. Ondan sonra işte İsa Aleyhisselam Tur Dağı'ndan inecek. 40 sene evlenecek, çocuk sahibi olacak. Ondan sonra vefat edecek. Ondan sonra 150 sene devir, 150 sene sonra da çok ahlak bozulup kıyamet kopacak diyor. Mehdi kıyamet alametlerindendir. Yecüc Mecüc kıyamet alametlerindendir. Güneşin batıdan doğması filan kıyamet alametlerindendir. Onların henüz küçük alametler hepsi var. Sahtekarlık var, yalan söyleme var. Hepsi var. Ama büyük alametler henüz daha çıkmadı. Evet. Evet. İmam-ı Azam kendi zamanına hocalık fetvalar vermiş. Bugün çağdaş bu kız yazıyoruz diyorlar. Diyorlar bazı ilahiyatçılar. Evet, bizim damarımıza basıyorlar. Efendim benim doktorum hocam Atatürk Düşünce Derneği Başkanı'ydı. İş namaz kılması her akşam içerdi. Almanya'da doktora yapmış. Çok hakikaten sağ ceza profesörüydü. Çok muazzam bir hukuk bilginiydi. Ben ondan doktora yaptım. Bana diyor ki İslam Hacı'nın müdürü olduğun için seni reddetmedim diyor. Ben aslında İslam hukuku diye bir şeye inanmıyorum diyor. İnanmıyordum. İşte ben çalışmam gelip götürünce sabah kadar sarhoş kafayı okumuş geldi. 4-3 saat tartıştık. Ya diyor bu Ebu Hanife kimse diyor. Batılı hukukçular düşünemediği dönemde kanun koymuş ya diyor. Ne müthiş adammış. Sarhoş adam bunu kabul etti Ebu Hanife'yi. Bizim ilahiyatçılar da öyle diyor, bir şey anlamaz mı diyor. Bana da söylediler, ortaçağ adamdır, dil bilmez, bilgisayar bilmez. Biz onları okuyarak zaman öldürmeyiz dediler, buna ben söylediler, profesörler. İlahiyatçı profesör söylediler, kavram. Böyle büyük bir adam, bu hanım büyük adam, keza Avrupa'da, Amerika'da Hristiyan hukuk bilginlerinin İmam-ı Azam'ın hukukçularına hayran olduklarını söyleyen çok adam gördüm. Ama bizim ilahiyatçılar ona adam saymıyor. Evet. Allah bizi onun yoluna düşürmüş. Türk milleti onu seçmiş. Evet. Evet. Dur bakalım neler soruyorlarsa. Ne yapacağız ben imzamı ya? İmza atıyorum. Boş bir imza atıyorum. Ne işe yarar? Her neyse efendim. Evet, şimdi öbür hadise geçiyorum. Soru mu? Ben onu veren için. Evet. Bazı tarikatlarda mürşidi kamillik babadan oğla ve ondan toruna geçiyor. Bunların derneklerine zekat veriliyor. Biz şeyhiz diyorlar. Bunlar doğru mu? Sahte mürşide rabıta yapmak kişiyi kâfir eder mi? Evet. Şimdi sen beni tahrik ediyorsun arkadaş. Ondan sonra beni öldürmeye kapıyorlar. Bu FETÖ'cüler Amerika'da iki defa öldürmeye kalktılar. Söyledim şu, ben doğru bildiğimi söylüyorum. Kabul etmemek size ait. Ben Ehl-i Sünnet ve Cemaat itibarındayım. İmam-ı Azam'ı çok seviyorum. Onun mezhebinde gidiyorum. Orada ilim adamları geldiler. Hepsi Türkiye'den gitmiş, orada kalmış. Aşağı yukarı 200 civarında ilim adamı var. Bana dediler ki, bu FETÖ'cü adam demiş ki işte tesettür, ben biliyorum, tesettür teferruattır. Cebrail parti kursa girmem. Ne diyorsun dediler. İlim adamları. Ben dedim ki,
Ehl-i Sünnet itikadında olan kitapları hepsini okudum. Ben Ehl-i Sünnet inancındayım. İmam-ı Azam'ın fıkhı ekberine dayanır Ehl-i Sünnet itikadı. Onun da şerhi vardır. O şerhinde de şunu yazar. Tesettür örtünmek, Ermanlı Hoca resmi tefsiri vardır. Bakınız 5. cilt 2405. sayfa. Lütfen bakın. Resmi tefsirdir. Devlet 1930'da bastırmış. Orada olan vel yatırıp hünne bi humurihinne ala güyubihinne ve la yübdine zinetevne. Kadınlar örtülerini başlarına örtsünler. Yanlarına salsınlar. Kulakları, boyunları, gerdanları gözükmesin. Evet. Vel yatırıp hünne bi güyubihinne. Evet, bu ayet bunun manası. Bir ay yurttin, zinetin kadın güzelliklerini göğsünü göstermesin, kalçasını göstermesin diyor Allah. Kadınların örtülmesi farzdır. Farzdır. Farzlar şimdi kitaba söylüyorum. Ben öyle fetva ehli bir alim değilim. Onu size aktarıyorum. O kitapta dedim, İmam-ı Azam Fıkber Şerhi, Ali'ül Kari Şerhi'nde falan sayfada dedim, farza teferruat diyen kafir olur diyor dedi. İki, Cebrail aleyhisselam Allah'tan Cebrail emirleri getirir, peygamberlere emirleri getirir. Cebrail aleyhisselam getirdiği emirler, mesela Allah parti kur dese, parti kur dese, yapmayan demek, yapmıyorum demek küfürdür. Evet. Kitap böyle söylüyor. Şeytan Allah yok demedi. Allah Celle Celaluhu emretti, secde et dedi. Melekler secde etti. Fesecedû. Hepsi secde ettiler. İlla iblis. İblis aleyhillâne etme dedi. Niye secde etmedin dedi. Senin dediği arkaya nedir? Kur'an'da var bu efendim. Bakın temsile. O dedi, kokar çamurdan yaratıldı dedi. Ben dedi, alevli ateşten yaratıldım. Ben ondan üstünüm dedi. Sen bana onu secde et diyorsun. Allah Celle Celaluhu emri dinlemediği için defoldu. Şeytan ne demek? Defolmuş. Rahmetten kovulmuş demek. Defol dedi. Onun için budur, bu sözle dedim, şeytan olmaktır dedim. O kitapta yazıyor dedim. Bakın, orada onun adamı 3 kişi varmış. O zaman doktoru yapıyorlardı. Sen dedi bizim hocamıza kafir, ben hocamıza kafir demedim. Bu sözler küfürdür diyor dedim. Kitap söyledim. Referans verdim. Gürültü çıkardılar. Oradaki diğer ilim adamları da onları sokağa attı. Sabah kadar biz onları sohbet ettik. Biz de gayet kandiliydi. Sonra Amerika'nın her şehrine beni çağırdılar. Kaldım süre 96-97'de. Sabahlara kadar sohbetler ettik. Çok Türk ilim adamı var, işveren var orada bayağı çok var. Sabahlara kadar sohbetler ettik. Bir keresinde giderken 3 kişi dediler ki seni biz götürelim, Kaliforniya'ya gideceğiz, konferans vereceğiz. Cumartesi, pazar kalacağız Kaliforniya'da. Giderken dağ başında araba bozuldu. Evet. Yaşadığımı anlatıyorum evet, beyefendi. Araba bozuldu. Allah öldürmeyecek, Allah öldürmüyor işte. Evet, onu söyleyeceğim size. Meğer beni dağ başında öldüreceklermiş o 3 kişi. Bizim hocamıza sen kafir dedin diye. Onun için benim şey kurmuşlar. Tuzak. Evet, kurmuşlar. Tam durdu araba. Otobandayız. Hemen bir trafik ekibi geldi. Ne duruyorsun burada dedi, bağırdı polis. Burası otoban dedi. Burada durulmaz dedi. Ben dedim, profesörüm dedim. Türkiye'den geldim. Kaliforniya'ya konferans vermeye gidiyorum. Araba bozuldu dedim. Beni hemen aldılar trafik arabasına. Yetiştirdiler konferansa, onlar orada kaldı. Evet, bir kere daha böyle oldu, aynı adamlar. Sonra gelmeme bir ay falan evime geldiler, bu üç adam, böyle dağda şeyden. Buyurun, hoş geldiniz dedim, hala onların ben şeysini bilmiyorum, bana öldürmelerini bilmiyorum. Hocam dediler, biz seni işte o mecliste, biz ona bağlıydık, onun talebesiydik. Sen bu sözler kafir, küfürdür dedim. Orada ondan dolayı seni öldürecektik. Fakat dediler, öldüremedik, başaramadık. Hakkı ihlal ettiler. Dedim ki ben kadere inanırım. Öldürmeyecek, Allah öldürmez. Şimdiye kadar yaptıklarınızı helal ettim gibi, bundan sonra öldüreceksiniz, peşin helal ediyorum dedim. Helal olsun dedim, ben kadere inanırım.
Böyle mazlumu öldürürsen mazlum şehit olur. Hiç hesap hesap yok. Haksız yere öldürürsen sınıfı geçerim dedim. Benimsin daha iyi. Filan. Evet, aynen söylüyorum size de. Zulmen öldürülen şehit sevabı olur. Ben dedim hakkımı helal ediyorum dedim. Hocam dediler biz koptuk. Niye koptunuz dedim. Üçü de profesör Türkiye'de. Teknik profesör. Adlarını söylemiyorum. Evet. Hocam dediler, bize dedi ki İslam'a hizmet edecekseniz komünistlerle, masonlarla dost olacaksınız. Aşna pişna olacaksınız. Müslümanlarla kavgalı. Bunlar da Müslüman ailelerin çocukları. Ona evliya gözüyle bakıyorlar. Onun için yanına gitmişler. Hocam bu laf bize ters geldi dediler. Biz ondan koptuk, hakkını helal ettik. Ha, ne yaşanmış olaydı beyefendi. Ben bunu size arz ediyorum. Söylüyorum. Allah hepimizi hidayetten, imandan ayırmasın. Kur'an'dan, İslam'dan ayırmasın. Allah bizi sapıklardan eylemesin inşallah. Mürşid olabilmek için Hacı Bayram gibi olacaksın. Bir kere Kur'an'ı tam yaşayacaksın. Peygamberimiz sallarsın, sünnetlerini tam yaşayacaksın. Ben size geldiğimden beri konuşuyorum. Allah razı olsun, dinliyorsunuz. Namazdan sonra farz kıldığınız yerde sünnet kılmayın dedim. Biliyorum bu kürsüden. Hiç kimse uymuyor. Bu basit bir sünnettir. Farz kıldığınız yerde sünnet kılmayın diyor Peygamberimiz. Yer değiştirin diyor. Ama bakın hiç kimse oralı değil. Siz bilirsiniz. O basit sünnetten dolayı benim bir sünnetim unutulduğu zaman benim bir sünnetimi ihya eden, yaşayan cennette benimle beraber demiş. Kâne nâhîn bil cennet. Basit bir şey. Ben değiştiririm yanınızdakiler. Ama millet gördüğünü yapıyor, duyduğunu değil. Ama böyle bir hadis var. Efendim, onu söylüyorum. Mürşit dediğin adam evvela alim olacak. Haram helalı bilecek. Şeriat icazeti olacak. Mürşit yol gösteren demek. Haram helal bilmeyen sana nasıl yol gösterecek ulan? Evet. Ben Tayyip Okuç Rahmet hocamdan duydum. Şu anda dedi, Mustafa dedi, dünyanın en büyük İslam alimi dedi, Masinyon dedi. Yahudi alim. Müslümanı yıkmak için, karı koca profesördür, Müslümanı yıkmak için hafız olmuş herif. Arapça öğrenmiş herif. Bütün yutmuş deha sahibi adam, Yahudi, Müslümanı çürükeni bulacak, ondan sonra Kur'an'ı çürütecek, hadisi çürütecek, İslam'ı yıkacak, karı koca. Evet, dedi ki bana, Mustafa dedi, o benim arkadaşım, hoca da altı dil biliyordu. Tito'nun zulmünden karşı geldi Türkiye 1949'da. Allah rahmet eylesin tüm geçmişlerimize, ona da. Şimdi bulamamış Müslümanın eksiğini, bulamamış Masinyon düşünmeye başlamış. Evet, İslam düşmanı olarak başlamış, baraklılarmış, Kur'an ezberlemiş, müthiş zeki bir adam. Eksiği bulamamış, düşünmeye başlamış. Hanımı, koyu bir Yahudi, o da profesör. Düşünmeye başlayınca demiş, bundan sonra İslam araştırmaları yapmayacaksın demiş beyine. Şikayet etti bana diyor, karım beni yasakladı diyor. Müslüman olur diye korktuğumdan diyor. Yani demek istediğim şu, bilgi yetmez beyefendi. Şeriat alemi olsa bile adam Yahudi. Bakın en büyük alim o diyor bak. Tayyip Bey büyük alimdi. En büyük alim de o diyor ama Yahudi diyor. Yetmez beyefendi. Bildiğine inanacaksın. Yaşayacaksın. Yaşayacaksın. Bilgi yetmez. Onun için adamın hayatı Peygamber sünnetine uymak olacak. Aynen yaşayacak. Evet. Dese bir size, işçi ol işçi dese, hemen kanun, mahkeme yönü hakkınız var değil mi? Hakaret etti diye. Bu adam mürşitse, sağ ol evladım, çok yaşa, sağ ol diyecek. Diyebilir misin ulan? Mürşit adam, nefsini böyle öldüren adamdır. Öldüren adam. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öldürmek için suikast yaptığını affetmedi mi lan? Mekke'den paralar almış, bir tanesi Medine'de öldürmeye gelmiş. Peygamberimizin gözü açık.
Öykü Bey, sen şimdi duanın arkasını göremiyorsun, o görüyor. Çağlar ötesi görüyor. Ve yolda gelirken, tabii hemen korumalar var Peygamberimizin. Hemen adamı yakalamışlar. Demiş, yok benim demiş, onun en önüne geliyor filan. Onun yakınına kadar gelmiş, işte Peygamberimizi övmeye başlamış. Halbuki zehirli hançeri var adamın, öldürecek onu, böyle diyerek öldürecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem demiş, o zehirli hançeri ne yapacak demiş, peki demiş. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Rabbi ve Resulü. Şehadet gelmesi gibi demiş, çünkü sakladığı hançeri Peygamber görmedi, duymadı. Hemen imana gelmiş, öldürmeye gelen adamı affetmiş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Daha böyle çok var. Şeyde, Bedir'de onu öldürmek istediğine gelenler, Uhud'da öldürmek istediğine gelenler hepsini söverdi. Mürşid de böyle olacak. Puh desen sana kaldım, çok yaşadı. Diyebilir misin ulan sen? Vururum ben hakaret etti diye. Şimdi bizim Allah nasip etsin, hacca gidin hepiniz. İnşallah. Hepiniz gidin. Yani Diyanetinizden çıkacak diye bakmayın. Parmağımızı oynatın, vize hazır. Tamam mı? İnşallah. Türkistan'dan alırsınız, şuradan alırsınız, vize evet. Çok. Ben Fransa'dan alıyorum, arkadaş. Her sene gidiyorum. Diyanet tabii ucuza gideceksen bir şey demiyor. Parayı oynadın mı, evet. Verdin paraları alıyorsun. Şimdi hacca gidiyor şimdi adam, orada kalabalık adamın senin niyeti senin ayağına basmak değil. Bir keresinde o Nijeryalı 2 metre boyunda genç. Hacer-i Esved öpeyim diye, ben de tabii Kabe'nin dibinden dönmek en afdalı. Gencim, oradan dönüyorum. Tabii fırsat bulursam da öpüyorum. Bir 5-6 kişilik Nijeryalı genç grubu, hem de kilolu 90 kilo her biri. Sağdan geldiler yara yara, benim önümden Hacer-i Esved doğru böyle Allah diyerek yürüyorlar. Bir tanesi bir bastı, ayakkabı giymiyorlar. Ayakkabıların altları kösele. Öyle kalın ayakları. Şey olmuş. Benim ayağıma bir bastı, baş parmağını söktü gitti. Evet, ben hacca sabır gerek biliyorum ya. Ben mürşidim demiyorum sakın ha, yanlış anlama. Ama hacı olacaksan desem bile sabah davet edeceksin. Hacı olmak çok zordur. Namaz kılmak kolaydır, zekat vermek kolaydır, oruç tutmak kolaydır, hepsi kolaydır, hacılık çok zordur. Orada adamın niyeti kötü değil, Hacer Esmi dövecek. Ama benim dünyam aldı gitti. Böyle olmasa herhalde rahmet okumazdım değil mi? Hocamdan öğrendim bunları da. Canım yandı mı? Hemen çıktım ta şeyden. Küfretmedim bir şey yapmadım ama ben çok gördüm. Çak vuruyor tokadı, sen benim ayağımı bastın diye. Aha, mürşid adam kabalıklara, böyle şeylere sabredecek, güler yüzlü olacak, ahlak timsali olacak, ilgi yetmez. Bilgisi yok, zaten adam olmaz. Bilmeyen adam adam olabilir mi? Babadan oğlu diye geçen bir şey var mı yok, öyle bir şey olur mu? Kim hak ederse o olur, evvela şeriat icazeti olacak. Mürşid olmanın, şeyh olmanın yolu şeriat icazeti olacak. Şeriat icazeti yetmez, ahlakı güzel olduğuna dair bir mürşitten icazeti olacak. Bu şeyhtir diye. Öyle icazet var mı yok mu? Babadan oğula geçmez bu iş arkadaş. Geçmez ve bu insanları aldatanlar çok çok azap görecek aldattığı için. Evet, yoktur demiyorum. Ama alim olacak, ilmiyle amil olacak, Peygamber'in sünnetlerini harfiyen hayatının her safhasında uygulayacak. Bu dediğim gibi son derece korkun kişi olacak. Evet, akşerleri hayleyler, zannetme ki gayreyler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. İbrahim Hakkı böyle söylemiş, bu da böyle söylüyor. Aha, bunlar mürşit arkadaş, mürşit bunlar, öyle söyleyecek. Mevlana ne diyor? Gel kafir ol, gel putperest değil ki. Bağza, gel diyor, niçin gel? Gel diyor. Gel yemek diyor.
konuşalım. Seni hizaya getirir, yoksa kafiri kabul ettiği anlamına değil o. Evet. Yunus Emre ne diyor? Yaradılanı hoş gör, yaradanları tır diyor. Böyle bir olgunluğa, ahlaki güzelliğe ulaşamadıkça şeriat alimi olsan da mürşid olamazsın arkadaş. Şey olamazsın. Bu iş öyle kolay değil. Ama şimdi söylediğim gibi babadan oğlan geçiyor ne zaman? Hatta biliyorum adam fakültede okuyordu. Babası öldü. İsim vermiyor. Adam namaz bile kılmıyordu oğlan. Götürdüler babası öldü diye şey yaptılar. İsmini sormayın lütfen. Dedikodu olmuş olur. Hayır efendim. Yol bunların yoludur. Hacı Bayram'ın yoludur. Mevlana'nın yoludur. Akşemseddin yoludur. Şeriat alimi olacak. Bildiğini yaşayacak. Ahlakı mükemmel olacak. Sıradan bir adamın başaramadığını o başaracak. Böyle mesela Hazreti Mevlana çok toleranslı bilinir. En sıkı adam olur. Başkaları insanı 40 gün halde soparlar. Böyle sınıf geçiyor mu geçmiyor mu diye. Orada çeşitli imtihanlara sokarlar. Mevlana 90 gün sokuyor. 90 gün. Ya böyle kolay olunmuyor arkadaş. Bazı şeylerden geçmeden. Ama şimdi böyle sülale koy olmaz arkadaş. Olur mu? Kesinlikle olmaz. Hemen madem evet okçuluk, ata binme, misvak kullanmak. Evet bu sünnettir evet. Mücahide olmak peygamberin tavsiyesidir. Cihat kıyamete kadar bakidir. O hadisler de var da şimdi bunları cevaplıyorum. Kıyamete kadar cihat bakidir. Hepimizin içinde devlet bizi çağırırsa hazırım duygusu olacak. Cihat duygusu olmayanın cahili ölür ölür diyor peygamberimiz. Aynen böyle. Cihat duygusu olmayan, taşınan adam cahili ölür ölür diyor. Yaşın kaç olursa olsun. Mesela şimdi benim yaşım şu. Çalışsalar giderim. Çünkü peygamber böyle söylüyor. Pekala telefon dinleyebilirim. Pekala oturduğum yerde bilgilerimle çarpışan askere yön verebilirim. Değil mi efendim? Yani herkes mutfakta soğan soyabilirim. O da askere hizmet değil mi? Kaçmak yok. Her birimiz vatan için, din için, namus için cihada hazır duygusuyu taşımadıkça cahiliye ürünü öyle. Onun için okçuluğu bu maksatla ata binmek peygamberin sünnetidir. Çünkü at tanktır. O zamanın tankı attı. Şimdi illa ata bin diye bir şey yok. Bin tamam peygamberin bindiği için ben de at besledim. Peygamberin sünneti diye. Bir de adam tuttum. Memleketimde dam yaptım. Maaş verdim adama. Her gün dedim bin bu adam. Ben ayda bir geliyorum, geldik ki bineyim dedim, sünnet diye. Ama bir baktım, acından ölecek adam da at zevki yok. Atı sattım. Ama bahçeniz varsa at besleyin, sünnettir efendim. Peygamber bunu yapmış. Fakat şimdi tank var. Oğlunu harp uçağı pilotu yaparmış. Tank şeysi yapıyor, böyle yaparmış. Yani ata binmek diye. O zaman tankı attı da ondan. Evet, şimdi bir de misvak kullanma. Evet, misvak kullanırsanız kıldığınız namazın sevabı başka, kullanmazsanız namazı başka. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ne kadar önem verdiğini şu olay anlatıyor. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a validemiz öyle ateşler içildi. Bak havluyu koyuyor, anında boğuramıyordu. O kadar yanıyor peygamberimiz. Öyleyken son olarak elinden misvak düşmüş. Misvak düşmüş, Rafiki Ala deyip gitmiş. Evet. Son işi bak misvaklar elinden düşmüş. Misvak o kadar önemli, o kadar önemli. Misvakla kılınan namaz, misvaksız kılınan namazdan 70 kat fazla ecir alıyor. Onun için, şimdi biz yapamıyoruz da, hacca gidince inşallah göreceksiniz. Bazı adamlar namazdan evvel misvaklıyorlar. Sen misvaklama dişin kanar lan. Yani misvaklamak için her gün misvaklamak lazım. Alıştırmak lazım dişleri. Diş etleri sağlamlaşması lazım. Ama sen ilk defa yaparsan kanar. Şimdi diş etleri çünkü gevşek. Ama her gün misvaklarsan bomba gibi olur. Ama böyle olursanız dişçiler iflas eder.
Şimdi diş çürümez ki o zaman. Evet, misvak kullanmak çok güzel bir sünnettir. Mutlaka yapınız. Kalınlığı böyle olacak. Parmak kalınlığı olacak. Böyle bir karış olacak. Onu böyle sağdan başlayacaksınız. Yukarıdan aşağıya. Sağdan sola. Pırıl pırıl olur dişleriniz. Hiç dişiniz çürümez. Diş ağzınız ağrımaz. Aramızda kalsın. Avratla kavga etmezsiniz. Ağzınız kopar çünkü. Evet efendim. Bizde böyle bir güzel sünnettir. Onda soruyor arkadaş da. Evet. Çocuğumuzun ata bindirmek, okçuluk yapmak gibi spor. Evet. Futbol da oynasın. Voleybol da oynasın. Evet. Yalnız kızsa erkeklerin önünde Kur'an bu efendim. Benim fetvam değil. Kızın yüzü eli ayağı hariç oğlanlara gösteremez. Oynayacaksa kızlar kendilerine oynasınlar. Ama erkekler görecekse olmaz. Orası yanlış. Onlar da oynasın. Voleybol oynasın ama bu şekilde, bu şartlarda. Oğlan oynasın ama kilot giyiyor. Sadece bilmem nesini örtüyor. Halbuki erkeğin göbeği altından diz kapı altına kadar mahremdir. Orayı gösteremez. Erkekleri de gösteremez. Şortlarını uzun giyerlerse futbol oynasın. Voleybol oynasın. Efendim top Hazreti Hüseyin kendisi öyle bir şey yok. O zaman futbol yok ki. Öyle bir şey yok. Sen o maksatla da oynamıyorsun. Kahvede pişpirik oynayacağına, kağıt oynayacağına, tavla oynayacağına, delikanlıları böyle futbol oynasın, voleybol oynasın, spor yapsın, deşarj edin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem camide gençleri güreştirmiş. O zaman futbol yok, voleybol yok. Hazreti Ayşe evleri de odaları da hemen ön tarafında Hazreti Ayşe'mize gel demiş. Onlar bizim anamız. Evet, Peygamberimiz arkasını geçmiş, yanağını Peygamberimizin yanağının arkadan dayanmış. Kur'an demiş, anamız basaydı diyor, güzel görüşeyim ha demiş. Bu sözü var ya. Ciddi güreşim diyor, oyun yapmam diyor. Ciddi güreşim diyor, ananı seyrediyor diyor. Not verecek size diyor. Camide güreştirmiş yahu, camide. Evet, güreşsinler. Yani çocuğun buna ihtiyacı var, deşarj olması lazım. Normal yollar deşarj etmezsiniz, kötü yerler deşarj olur. Evet, onu soruyor arkadaşımız. Spor caizdir. Evet efendim. Kağıdı katlayıp ona şekil vermekte sanatı, verme sanatı, bu sanat ile canlı figürler yapmak heykel bir günahdır. Evet efendim. Fıkhi soru. Canlı resim yapmak dinimize yasaktır. Beyefendi. Heykel yapmak yasaktır. Canlı resim yapmak da yasaktır. Hocam o devir putperestlik devriymiş. Şimdi şeylere tapılıyor mu? O devir geçti diyemezsiniz. Evet. Karl Marx'ın kabrine tapanlar var komünistlerden. Fransa'da gördüm, Napolyon'un kabrine tapanlar var. O kadar hayran ki hala tapılıyor. Çin'de geziyoruz. Baktım bir heykel var. Şehrin adamları tapıyor ona geçerken. Niye dedim? Bu şehrin kurucusuymuş. Bu da diyorlar. Hala insanlara tapılıyor arkadaşlar. Hala tapılıyor. Evet. Tapma hala geçmiş. Kimisi paraya tapıyor, kimisi sandalyeye tapıyor. Sandalyeyi kazanmak için her türlü şeyine feragat ediyor. Yok mu bunlar? Evet, dinimizde resim, heykel yapmak yoktur. Efendimizin hadisi bu. Aktarıyorum. Haydi yaptığına can ver diyecekler. Nasıl can verecek diyor. O can verince, veremeyince de azap edilecek diyor. Ama manzara resmi yapabilirsiniz. Heykel dikmeyiniz. Tavşan heykeli, aslan heykeli, Ankara keçisi heykeli dikmeyiniz. Evet, yapanlara dinde bu. Karışmıyorum ben. Dinde heykel yapana, şimdi adam avcı keklik heykel koyuyor evine. Canlı heykeli, insan heykeli, hayvan heykeli hepsi yasak dinde. Hepsi manzara yapabilirsiniz. Manzara resmi yapabilirsiniz. Ona söz yok. Ama hayvan resmi, insan resmi, heykeli kesinlikle bunu kağıttan yapabilirsiniz, hamurdan yapabilirsiniz. Bunlar hepsi yasak.
Evet, heykel yapmak yasak. Neden yaparsan yap. Hocam sırf baş olursa da yasak. Efendim? Sırf baş olursa da yasak. Başsız olmaz, caiz olur. Çünkü başsız insan yaşamaz. Onun için ben mesela bir sözümü dinleyenlere, mağazalar var şimdi. Adam kadın çamaşırı satacak. Kadının çıplak heykeli yapmış, giydiriyor. Böylece reklam yapıyor. Ben de dinliyorum. Dedim gel buraya. En bereketsizlik sebebidir bu. Heykel olan yere rahmet, bereket dediği gelmez. Bu hadis. Öyle diyor. Peygamberi gelmemiş. Evde peygamberimiz odasında böyle şey apartmanda yatmıyor. Yer odada. Yattığı yer bir sedir. Böyle tahta sedir. Altı boş. Öyle yapmışlar. Orada yatıyor, kalkıyor. Cebrail aleyhisselam gelmemiş. Bu ikrahtan sonra. Müşrikler demişler ki seninki seni unuttu. Gelmiyor hani bize haber getirmiyorsun. Çok üzülmüş, çok üzülmüş peygamberimiz. Cebrail gelmiyor. Evde üzüntüsünden evde sürünen üzüntüsünü dağıtmak için Mekke'nin kenarındaki tepelere çıkmış. Eziyat tepeleri var orada. Şimdi hepsi evye. Ev oralarda. Şimdi oraya gidince evi temizlemişler. Evdekiler evi temizlemişler. Bir bakmışlar ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem uyuduğu, yattığı, oturduğu sedirin altında köpek yavrusu. Köpek yavrusu. Buhari hadisidir bu efendi. Köpek yavrusu var. Küçük. Getirmiş anası oraya koymuş. Çünkü yer o da bu. Yani kilidiği o var. Kapıyı açıp girmiş. Onu temizlemişler. Evdekiler köpek yavrusu atmışlar. Efendimiz dağları gezmiş gelmiş tepeleri. İçeri girince hemen Cebrail aleyhisselam kapıya gelmiş. Neredesin kardeşim demiş ya. Günlerce gelmedim. Herkes bana Cebrail seni unuttu. Allah seni seninki seni unuttu diyorlar. Aynen. La tedhulul melâketü beyten fîhî sûre evkâr. Buhari hadisidir efendim. Biz melekler cemaati heykel olan yere, evet heykel olan yere, suret olan yere girmeyiz. Köpek olan yere girmeyiz. Şimdi sosyete mensupları evinde süs köpekleri besliyor. Ben de Müslümansınız, camiye geldiğine göre adım Ayşe olduğunu Müslümansın, bir şey demiyorum. Ben de bir hoca olarak ikaz ediyorum, kabul eder etmezsin. Hadis söylüyorum. O eve süs köpeği, av köpeği, ne köpeği beslersen bekler, o köpeğin olduğu yere rahmet melekleri gelmez. Bereket melekleri gelmez. Hadis var beyefendi. Peygamber'e bile gelmemiş. Atınca gelmiş. Ama Azrail gelir. O nereye olsa gidiyor biliyorsunuz. Ama rahmet, bereket melekleri gelmez. O zenginler besliyorlar hanımlar. Kedi besleyebilirsiniz. Kediye izin var. Çünkü biliyorsunuz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den en çok hadis nakleden Abdurrahman adında bir sahabi. Evet, Abdurrahman hiç evlenmemiş. Evlenmemesinin sebebi Peygamberimizden ayrılmamak, o ne söylerse ezberleyip insana ulaştırmak. Niye? Şimdi ben evlenirsem garip beslemek için dükkan açacağım, tarlaya gideceğim, Peygamberin yanından ayrılacağım. Onun için demiş, ben Peygamberimle ayrılmayacağım, evlenmemiş. 40 yaşında. Ama insanın yaratılışı bu. İns kelimesi oradan geliyor. İnsan birisiyle iki tık tık etmeden, konuşmadan duramaz. Birisiyle bir canlıyla yan yana gelecek. İns kendisi oradan geliyor. Bekar adam kimse yok, herkes işini kaydında. Sokağa çıkmış, kedi yavrusu bulmuş. Kedi yavrusunu almış, okşamış. 40 yaşında adam kedi yavrusu oynamıyor. Sokağın ucunda da peygamberimiz görülmüş, hemen cübbesinin yeri saklamış, böyle durmuş. O yavru da tabii orada hüngür demiş, boş durmuyor, rahat durmuyor. Abdurrahman demiş, o ne? Kedi demiş. Tamam, kapı imzalmış. 40 yaşında kedi yavrusunu oynar ya koca adam. Onun için çok utanmış yani, kıpkırmızı olmuş. Ya Ebâ Hırr,
Kediler seven adam diye gülmüş. Kötü bir şey olsaydı at onu derdi. Öyle demedi. Güldüğü için kedi beslemek sünnettir. Kediyi öğretirseniz, evde kirlenmez. Şimdi bir hatıramı anlatacağım efendim. Ben İstanbul'da izin aldılar. İşte böyle konuşuyorum dağdan dereden 39-40 senedir. Herkes geliyor kapıya bir açıp. Bu hadisi okudum. Hadisi okuyorum ya görüyorsunuz. Bu hadisi okudum. Kedi hadisini okudum camide. Camiden çıktık. Gelirken eve geliyoruz çoluk çocuk. Ben önce geldim. Çocuklar arkadan geliyor. Bu badriler kedi yavrusu peşimize takıldı. Kedi. Biz kovuyoruz gidi geliyor. Kovuyoruz gidi geliyor. Kapının önünde kedi duruyor. Camide de kediden bahsettim ben. Kedi beslemek sünnetti. Çocuklar o kedini alın gelin dedi. Allah bizi imtihan ediyor. Kedi beslemek sünnettir hadi bakalım. Apartmandaki diğer şeyler de Allah hayvan düşmanı. Ağaçlarda kuşlar yuva yapıyor diye ağaçları kestirdiler. Öyle kadınlar var. Öyle hayvan düşmanı. Getirin dedim. Allah bizi imtihan ediyor. Kediyi getirdik eve. Biraz sonra baktım. Bu da kirli ki sokakta yazın. Onu güzel yıkadık. Yıkadık ama karnını açmış yazık. Doyurduk. Banyoya koydum. Şimdi kedi başladı kıvranmaya. Kedi yahu kakasını etmek için kaba yeriz bulmayacak değil mi? Böyle yeri gider. Hayvan bile yani terbiyesiz yapmaz. Anladım ben çişi geldiğini. Kucağıma aldım. Kapıdan ağırlar çıkardım. Şeyin, kaloriferin kömürlerin tozunu yığdığı kapıcının şeye götürdüm, kovdum. Hemen aşağı ayağıyla deşeledi. Kakasını çişini etti. Tekrar kucakladım, getirdim. Bir defa da hemen öğrendi bunu. Ondan sonra böyle kıvrandığımı kapıya sürüyorum, çişini edip geliyorum. Hiç kirlenmiyor evi. Ama eve gelince ne oldu? Hanım dedi, ben kedi istemem dedi. Şimdi dedi, her şeyin kolunu batırır dedi. Dedim, hayır, kedi kalacak. Bir anda değil mi? Evet, öyle bir şeylik de oldu yani evde. Ondan sonra komşular öğrendiler. Şimdi hoca diye bir şey diyemiyorlar. Falan. Fakat Allah'ın lütfu. O kediye herkes aşık oldu. Herkes kediyi beslemeye başladı. Terbiyeli kedi çünkü. Şurada sofra koydun mu odadan çıkıp gidiyor. Odadan çıkıp gidiyor. Mutfağa gidiyor. Kedinlikle şeyler sunmuyor. Böyle terbiyeli kedi. Alıştırdım çünkü. Çişini de etmiyor. Hepsi kedici oldu. Ondakileri. Sonra onu bir araba ezdi. Evet, kedi beslemek sünnet. Hayvan sevginiz varsa böyle. Terbiye ederseniz öğreniyor. Ama köpeği de o da canlı. Öldürün demiyorum. Eziyet edin demiyorum. Canlıdır. Ama evinize sokmayın. Bahçenizde kulübe yapın. Verin, yedin. Hem bekçilik yapar. Ben de bak polis bulamadığı esrarı onun sayesinde buluyor. Bulamadığı bir katil onun sayesinde buluyor. Kullanabilirsiniz. Caiz. Ama odamıza köpek sokmayın. Heykel sokmayın. Ne heykel olursa olsun. Rahmet, bereket melekleri bak peygambere bile gelmemiş Cebrail Aleyhisselam. Bunu arz ediyorum. Size söylüyorum. Doğduğu için efendim. Evet efendim. Bazı evlerde kuş besliyorlar. Kuş. Kuş beslemeye de şey var. Çocuklar meşgul olsun diye hayvan şefkati aşılansın diye onu da şuradan çıkarıyoruz. Bir çocuğun kuşu varmış. O çocuk da bir gün geçerken peygamberimiz çocuklar çok seviyor. Okşuyor, seviyor. Siz de sevin. Çocukları öpmek sünnettir. Başını koklamak sünnettir. Çocuk günahsız, masum olduğu için çok temizdir, güzeldir. Çocukları sakın eziyet etmeyin. Çok sevin. Balınıza basın. Merhamet, şefkat aşılayın. Peygamber böyle. Şimdi bakmış ki çocuk ağlıyor. Niye ağlıyorsun demiş. Kuşum öldü demiş. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu kınamamış. Kuş beslenir filan dememiş. Çocukların terbiyesi için kuş da beslenebilir. Ama aç susuz bırakmayacaksın. Bir de heykel yasak dedik. İyi sordun. Kız çocuklarının bebek yetiştirmesini alıştırmak için İmam Muhammed, İmam Azam değil, İmam Ebu Yusuf değil, İmam Muhammed
bebek yapmayı cevaz veriyor. Çocuklar çocuk sevmeyi öğrensin, beslemeyi öğrensin diye kız çocuklarına, oğlan çocuklarına değil, kız çocuklarına bebek yapıp kucaklarına vermek caizdir diyor. Yalnız çocuk yattığı zaman, oynamadığı zaman kapalı yeri kilitleyeceksiniz. Açıkta durarsa melek gene gelmiyor. Heykel olduğu için o da melek gene gelmiyor. Onu kapalı yere sokacaksınız ki rahmet, bereket melekleri gelecek efendim. Evet efendim. Evet. Ha, şimdi o mağazacılara arkadaş dedim. İyi de dedim. Bak dedim, bu heykelin olduğu yere bereket meleği gelmediği için sen bundan kar edemezsin dedim. Zaten işler bozuk hocam dedim. Akıllı adam. Bir baktım ertesi gün kendileri hepsini kırmış heykelleri. İnsan kellesiz yaşar mı? Ha, şimdi rakıyı kurtardım ben dedim. Yaşamaz çünkü. Canlı heykeli değil. Ha, siz öyle kelleyi uçurabilirsiniz. O şekilde yani. Yani kafası var, göğsü var, ayakları yok. Yaşar. Öyle değil ama kellesiz hiç yaşayan yok değil mi? Kelleyi uçurarak mağazamıza böyle şey yapabilirsiniz. Yani illa iyi demiyorum da kadın göğsünün, mözünün, çıkan gözünün tahrik etmek iyi bir şey değil ama kellesi olmadığı zaman o bereket meleklerine engel olmaz. Evet efendim. Büyük figür, resim yapmak işte, heykel yapmak yanlış. Çıktım söğüt dalına, ondan anla yedim üzümü diyor. Evet. Evet arkadaş, şeriata uymadan iş olmaz dedik ya. Şeriatta haram olan şeyi yapmayacaksın, helal olan şeyi yapacaksın. Bunları yedim, yaptım, tadını buldum diyor, üzüm yedim dediği odur Yunus Emre'nin. Şeriat olmadan hiçbir şey olmaz. Şeriat dedik, dinin hükümleri, şu farz, şu vacip, şu sünnet, şu haram, şu mekruh, bunların hepsine şeriat denir efendim. Şeriat, bunu bilmeden namazın geçerli olmaz, zikrin geçerli olmaz. Sana bir her öğretenin kölesi ol, tamam da sınırı var, şeriatta sınırı var. Tapamazsın, onu layık değil, göremezsin. Böyle şey yok. Hududu aşmayacaksın. Şeriatın hükümleri var. Onu putlaştıramazsın. Maalesef duyduğumu söylüyorum. Falanca hocana dokundun mu uçuyormuşsun, hemen evliya oluyor. Böyle saçmalık olur mu lan? Peygamberimiz Hazreti Ömer'i adam etmek için 23 yıl uğraştı. 23 yıl peygamberken sen kim oluyorsun da dokununca adamı evliya yapacaksın? Bunlar abartılı, çok anormal şeyler. Şeriatın çizgilerinden asla sapmayacaksın. Onun dışında da dediğim gibi sünnetleri aynen yapacaksın. Cenab-ı Hak dua edeceksin, kapımı aç diye. Herkese kapını açmıyor. Yani fettihel ebva, iftah lena hayral bağ. Kapıları açan Allah, hayır kapını aç. Dua edeceksin. Sittiysen çalışırsın, o uçarsan yerde sürünürsün. Senin için böyle hayırlıdır. Allah'ın takdirine razı olacaksın. Hak'tan gelen şerbeti içti elhamdülillah diyeceksin. Tam teslim olacaksın Allah'a. Müslüman demek Allah'a, peygambere teslim olan demek. Dinlen, düşün. Hazreti Ebu demeyeceksin. Hazreti Ebu Bekir'in ümmeti Muhammed'in bir numarası olma sebebi budur. Hayatında peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne söylediyse hiç niçin ya Resulullah dememiş. Tamam ya Resulallah. Peki ya Resulallah demiş. Bunu anlattım ben size ya. Hazreti Ömer'in yaptıkları Ebu Bekir'den çok. Bir hukukçu olarak söylüyorum. Yeryüzünde devlet teşkilatını kuran adam Ömer'dir. Harbiye teşkilatını kurmuş. Savunma teşkilatını kurmuş. Belediye teşkilatını kurmuş. Adalet teşkilatını kurmuş. Devleti organize etmiş. Ve de öyle diyor kafirler, ilahi adaleti yerine uygulayan tek adamdır diyorlar. Gavula söylüyor bunu, o kadar adaleti hakim kılmış. Bu Hazreti Ömer, Efendimiz'i, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem adam etmek için 23 yıl uğraşmış. Peygamberken, sen böyle dokununca nasıl, bu saçma, kesinlikle. Bu iş birden mi olur mu lan? Böyle Allah'ın kanunu böyle, tedricen oluyor bu işler. Yavaş yavaş, Kur'an'da da biliyorsunuz
Mekke-i Mükerreme'de inen ayetler puta tapmayındır. Namaz yok, oruç yok, harp yok, faiz yok. Şey geldi, Medine'de bunlar fazla oldu. Yavaş yavaş, kademe kademe. Merdiven merdiven. Bir seferde oh yok. Bunlar abartılı şeyler. Maalesef bilgi işte olmazsa seni böyle kandırırlar efendim. Kandırırlar, onu söylüyorum. Evet, Yunus Emre buradan kastı şeriatın hükümlerine uydum. Üzümü yedim diyor. Ballar balını buldum diyor. Şeriata uymazsa bu işler olmaz diyor. Söylediği odur efendim. Gençliğimin bütün hararetli dönemlerinde Yunus Emre'nin divanını ezberleyerek, Mevlana Hazretleri'nin divanını okuyarak geçirmişimdir. Büyük evliyadır. Sizi kötülüklerden korur. Evet. Babadan oğla geçmesi söyledik. Bunu arz ediyorum. Bu sahte mürşitlere bağlanırsanız adam sizi sapıtabilir. İşte beni başkaları da vurmak, öldürmek istedi. Evet. Bizim evlendiğim Endöfen %100 cennetlik dediler bir memlekette. Ben de kürsüde çıktım. Saçma dedim. Böyle şey olmaz dedim. Kimin nereye gittiğini Allah bilir. Ama böyle karar vermek bize düşmez dedim. Sen bizim hocamıza saçma dedin diye hazırlamışlar. Ben de eczaneye gidiyorum. Giderken arabayı tehdit mektupları gönderdiler. Hiç öyle olmadı. Arabanın içine binmişler. Ben giderken akşam karanlığında arkamdan son sürat arkamdan gelmişler. Haberim yok. Ama öldürmeyeceğiler, öldürmüyor. Tam giderken onların vuracağı sırada şeyde aşağıdaki bir taş çıkıntı varmış. Ayağım ona takıldı. Şöyle yan tarafa gittim. Fuf diye gitti araba. Bir baktım beni tehdit eden adamlar. Herkes görmüş. Sen bizim hocamıza saçma dedin diye. Ondan sonra kaymakam geldi. Şimdi büyük mevkilerde. Hocam dedi bir dilekçe verdi. Seni öldürmek istemişlerdi. Ölmedim dedim. Ben dedim şikayet etmem. Bundan namaz kılıyor. Namaz kılan adamlar şikayet etmem dedim. Yok seni öldürmek istemiş. Herkes gördü, görmüş de mi? Dedi yok dedim şikayet etmiyorum. Yine etmedim. O beni öldürmek isteyen adam araları çok para milleti aldatıyorlar. Topladıkları paraları yiyorlar maalesef. Hepsi böyledir demiyorum yalnız. Çok suistimaller var. Milletin dini işlerini maalesef istismar ediyorlar. Bunlar da çok para toplamışlar, görüşememişler. Ve beni öldürmek isteyen üç adamla o bir tanesini sokağa atmışlar. İş bulamamış. Ben de o zaman Edirne'de, üniversitede kocayım. Gene böyle 14 sene Selimiye Camii'de konuştum o 8 pavyon olan bütün bakkalların içki sattığı şehirde. Cami full doluyordu. Bizim insanımız öyle bir mayası sağlam. Salı günü akşamdan sonra yapıyordum. 21 kişi toplanıyordu arkadaş. Evet. Allah'ın lütfu. Susamışlar birader. Susamışlar. Oraya geldi. O ben öldüğümden gördüm orada. Tehdit mektubu yazan. Hocam dedi. Ey meyve verim dedi. Bir hafta ödür dedi. Çoluğuma çocuğuma bir kuruş veremedim. Ekmek alamıyorum. Kendim de dedi bir şey yemedim dedi. Bana iş buluyor. Benim de yetiştirdiğim çocuk adam birisi vakıf müdürü, bölge vakıf müdürü olmuş orada. Yetiştirdiğim çocuk adam birisi geldi. Gittim bunu dedim, memur yap bura dedim. Hocam dedi Ankara'dan yazı var dedi bak kadroyu eksik diyorlar dedi. Yani 50 kişiyi 20'ye indir diyorlar. Yazı var dedi. Bunları çıkar dedim bunu top dedim içeri dedi. Onu oraya memur yaptı. Evet. O da benim imtihan tabi. Bakın bunu gözümü oyacağım diye Allah'ın imtihanı. Evet efendim, affetmek Allah'ın şanındandır. Affet beni diye Allah'a da yalvardım. Tabi biz de böyle şey edeceğiz, arz ettiğim gibi evet, bu işlerin gerçeğini öğreneceksiniz. Öğreneceksiniz, istismar edilmeyeceksiniz. İstismar edilmeyeceksiniz. Bak ben tesettür teferruattır. Cebrail Parçabuz'a girmem sözünden o adamdan koptum. Evet. Neden? Ve ilim sahibi.
Bu saçma dedim. Üç ay aradım, üç ay. Çıkmadı telefona. Sen ne dedin bunu söyleyeceğim, soracağım, çıkmadı. Sonra da Amerika'da sorunca bu küfür sözlerden deyince beni ilk defa öldürmeye kalktılar. Ben yine onları şikayet etmiyorum. Allah'a havale ediyorum. Çünkü bunlar, ben bunları seviyorum. Bunların yolundan gitmeye çalışıyorum. Bunlar affedici yok. Yunus Emre affedici. Evet, Mevlana gel diyor, değilsen gel diyor. Bunu ne diyor Yunus Emre? Canıma kasteden varıp öpem ayağını diyor. Biz öyle olayamayız da ama hiç olmazsa böyle intikam alma hevesinde onları önüne kadar koymuyoruz. Efendim bu ilimsiz olmaz, hilimsiz olmaz. İlim var, hilim yok, ahlak yok, gene olmaz, ikisi de olacak. Bunu belgelendirecek, icazeti olacak adam şeyse, bunlar yoksa yok kardeş. Yok kardeş, öyle boş sahtekarlık olur. Bunu size arz etmek istiyorum. 10 dakika mı var? Peki, diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah, 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 el-azim, el-kerim, el-rahim, el-lezi la ilahe illa hu, el-hayyel kayyum, etub ileyh. Fatiha-i Şerife, Besmele ile beraber. Üçer salavat-ı şerife. Birer elem neşrah leke suresi besmele ile beraber. On birer İhlas suresi besmele ile beraber. Fatiha-i Şerife Besmele ile beraber. Üçer salavat-ı şerife. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ آمين سبحان ربي العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين اللهم ربنا يا رب فتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم فاهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى النجاة وإلى طريق المستقيم وإلى طريق جنة النعيم يا ربي نمزمزي قبول إلى درسمزي قبول إلى indiğimiz Kur'an hatimiz şan hatimlerimizi kabul eyle. Şimdi okuduğumuz Süver-i Celili ayat-ı Kur'an'ı kabul eyle.
hasıl olan sevabı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruh ifakına edildi, vasıl eyle. Şefaatine bizleri nail eyle. Sevgisiz görümüze dahil eyle. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetini öğrenen, uygulayan, başka mümin kardeşine de öğreten ve böylece Peygamberimizin İki cihanda yüzü ak çıksın dediklerinden olmayı bize nasip eyle. Tüm peygamberler sallallahu aleyhi ve sellem efendilerimizin de ervah kutsiyelerine hediye edip vasıl eyle. Şefaatlerine bizleri nail eyle. Cümlesinin ehl-i beyt, el, ashab, etbalar, rıdvanullah, teala aleyhi ve cümayin efendilerimizin ervah kutsiyelerine de hediye edip vasıl eyle. Ya İlahi Alemin, özellikle eserinden yaralandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi, onu yetiştiren üstadlarımız, bizleri yetiştiren üstadlarımız, eserlerinden yaralandığımız üstadlarımızın, Meşal Efendilerimizin ervahıyla beraber şuracıkta huzurunda toplanan bizlerin, ahiret göçmüşlerimizin ervahına ve huzurunda bulunduğumuz Hacı Bayram Veli Hazretleri ve etrafındakilerin ruhlarına bu aziz vatanı bizlere hediye için canlarını bezeden, sıkıntıları giden, halen de namusumuzu, vatanımızı, dinimizi korumak için şehit olan, sıkıntıları gelen, ahireti intikal etmiş olan gazilerimizin, şehitlerimizin ervahına, ashab-ı hayratın ervahına hediye edip vasıl eyle. Cümlesin ruhlarını bizlerden hoşnut, razı ve haberdar eyle. Makamlarını âli, derecelerini yüksek eyle. Taksiratlarını, taksiratlarımızı affeyle. Seyyiatlarını ve seyyiatlarımızı hasenata tebdil eyle. İçinde bulunduğumuz halleri en güzel hallere tebdil ve tahvil eyle. İmanımızı kamil eyle. Ahlakımızı güzel eyle. Ömrümüzü hayırlısıyla uzun eyle. Rızkımızı helalinden bol eyle. Akıbetimizi hayır eyle. Hakkı görüp hakka teslim olanlardan eyle. Batılı görüp batıldan uzak kalanlardan eyle. İmanımızı kamil, ahlakımızı güzel, Kur'an'ın yolundan, peygamberin izinden istikamet üzere giden, her an seni anan, gafletten uzak, dalaletten kurtulmuş, şüpheden, küfürden, şirkten kurtulmuş, kamil, salih müminlerden olmayı bize nasip eyle. Bir an bile bizi bize bırakma ya Rabbi. Yardımını bizden esirgeme. Ya İlahi Alemin, Ya Rahman Rahimin, aziz vatanımızı, tüm İslam memleketlerini, her türlü arazi, semavi, içtimai, iktisadi, siyasi afetlerden muhafaza eyle. Müslümanlara İslam'a, Müslümanlara İslam aziz eyle. Müslümanlara merhamet eyle. Müslümanlara affınla, lütfunla, ihsanınla muamele eyle. Kafirleri kahreyle ya Rabbi. Onların bizim aramıza sokmak istedikleri hileleri, vesileleri kendilerine çevir, ayaklarını dolaştır ya Rabbi. Onları rezil et ya Rabbi. Ya İlahi Alemin, Ya Rahman Rahimin, bizi cimrilikten, tembellikten, ahir ömürde sürülmekten, hayattaki fitnelerden, ölüm fitnesinden, kabir azabından, deccalın fitnesinden, mahşer sıkıntılarından muhafaza eyle ya Rabbi. Ya İlahi Alemin, bizleri, çoluğumuzu, çocuğumuzu, tüm ümmeti Muhammed evladını şeytanın şerrinden, şerlilerin şerrinden, sihirbazların büyüsünden ve kötülerin kötülüklerinden, sapıkların sapıtmasından muhafaza eyle ya Rabbi. Arkamızdan hayır duaya sebep olacak güzel ahlaklı nesiller ihsan eyle ya Rabbi. Bu şu dualarımızı güzel Kur'an'ımızın emirlerine uygun ve Peygamberimiz sünnetlerine uygun yaşadığı için güzel dua edip de hoşnutlukla kabul buyurduğun Kabe'de, Mescid-i Nebevi'de edilen güzel duaların arasına dahil eyle. Bize de güzel dua etmeyi, güzel Kur'an'ı güzel okumayı, ahkamıyla amel etmeyi nasip eyle ya Rabbi. Bizi bize bırakma, elimizden tut ya Rabbi. Tevfik-i Samadani'ye mazhar kıldın, lütfettiğin ihsanına boğdun kullarından eyle ya Rabbi. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Nestağfiruk ve tübü ilek. Subhan Rabbina Rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.
Hakkımızı helal edin efendim. Allah sizden razı olsun.